Ben de 30. lemaya geçmenin heyecanı var. O yüzden nereden başlayacağımı bilemiyorum. Şimdi 30. lema ismi azam. Adı bu. İsmi azam. Allah'ın en büyük ismi demek oluyor. Bunu nasıl seçebiliyoruz? En büyük isim nedir, ne değildir? Kişiye açılması alakalı değil mi? Kişiye açılması. Peki sana bana da açılabilir mi? Açılabilir. Bazen açılır ama biz anlamayız. Mahiyetini bilmememiz onun olmadığına delil değildir. Mesela ben bugün hastaydım ve ne olduğunu bilmiyordum. Doktora gittim, mahiyetini o biliyor. Ben bilmiyorum ama benim mahiyetini bilmemem bende olmadığına delil değil. 30. Lema, ismi azam, ferdün, hayyun, kayyun, hakemin, adlün, kudüs ve ikinci şuada ehad. Allahu ehad. Çok acayip bir şey. Risale-i Nur'un en derin meseleleri hep hapishanelerde neşredilmiştir. Garip değil mi bu da? Mesela birazdan okuyacağımız İsmi Azam Risalesi. Üstad Hazretlerini talebelerle birlikte böyle tıktım tıktım Eskişehir hapsine götürüyorlar. Ve yanılmıyorsam yine soğuğunun meşhur olduğu bir dönem Eskişehir. Şimdi tam o esnada Üstad'ı hapse kapatıyorlar ve inanılmaz zulümler var. Yani yine camların kırılması var, yerlere su dökülme olayları var. İyice soğusun, iyice üşüsün, perişan olsun diye. Talebelerinden ayrı koğuşa koyma olayları var. Eskişehir'de İslam'a yatkın hapishanede birkaç kişi daha var. Onları da koğuşa serbest bırakıyorlar ki aralarında rekabet çıksın, iyice olaylar patlasın diye. Aynı mesleği yapanların arasında rekabet çıkabilir ya. Bu olaylar başına geliyor. Sürekli psikolojik baskı altında tutmaya çalışıyorlar. Mesela 120 talebe tek koğuşa koyuyorlar. Koğuşta tuvaleti yapacak rahat bir yer bile yok. Artık ceketlerini asarak bir köşeyi tuvalet modeline getiriyorlar. İhtiyaçlarını bu şekilde sağlıyorlar. Talebeler. Üstad yine defalarca zehirleniyor Eskişehir'de. Bir de dediğim gibi çok fazla kitapta yazmıyor da yani o dönemlerde özellikle psikolojik olarak uğraşmaları hiç normal bir uğraşma çeşidi değil Üstad'la. Yani aklınıza gelebilecek bir insanı manen yorabilecek ellerinden ne geliyorsa bunları yapıyorlar. Ben kendime hayal ediyorum. Ben mesela bugün hastayım ve bütün imkan koşullarım elimde. İstediğimde doktora gidiyorum, ilaç alıyorum, ağzıma pastil atıyorum. Ya buna rağmen vücut o kadar Kötü bir durumda ki Ömer. İnsanın içinden bir şey yapası gelmiyor biliyor musun böyle bir durumda? Bir de üstadı düşün. Yani yediği düzgün bir besin yok. Başına gelmemiş iş kalmamış. Evinden Eskişehir hapsine götürmüyorlar bir de. Başka yerden o Eskişehir hapsine götürüyorlar üstadı. Orada sıkıntı namına, soğuk namına her şeyi çektiriyorlar. Ve özellikle yukarıdan aldıkları emirler doğrultusunda hapishanenin koğuşun müdürleri ve oraların valisi, kaymakamı inanılmaz sıkıntılar çektirmek için ellerinden geleni yapıyorlar üstadı. Şimdi böyle bir koşulda ben kendimi yerine koyduğumda Hayal ediyorum diyorum ki herhalde sabahtan başlarım, her gün birinin kendisine küfür ederim diyorum sabahtan akşama kadar. Onun bilmem neyini, onun gelmişini, öbürünün geçmişini değil mi? İnsan bu kadar eziyet altında kalırsa ne yapar? Bunları yapar. Olaya bak böyle ilginç şartlar altında Üstad 30. lemayı yazıyor. Yani Allah'ın isimleri açılıyor ona. Mesela Kuddüs yani zat pak diye bir esma açılıyor. Birazdan okuduğumuzda çok garipseyeceksiniz. Bunu tahlil ederken kuşlardan, gök cisimlerinden, kanımızdaki al yuvar, ak yuvardan tamamından çok derin bir tefekküre girmiş. Arkadaş hapishanede bu kadar zor şartlarda ve koşullarda sen nasıl olur da bu kadar ciddi ve derin bir meseleyi tefekkür edebilirsin? Şimdi bir cihette insan buna şaşırıyor değil mi? Bu kadar zor şartlarda insan bu kadar derin manalara nasıl haiz olabilir diye. İşin ikinci perdesi de şöyle. Bu kadar derin manalara haiz olmak istiyorsan bu kadar zor şartları kesinlikle yaşamak zorundasın. Şimdi Risale orada bir cümle geçiyor. Diyor ki, dereceyi şuhut, dereceyi imanı bilgayb'tan pek aşağıdır diyor. Anlayabildiniz mi cümleyi? Ne demek oluyor derece-i Şahit olmak. Peki derece-i imanı bir gayb ne oluyor? Gayba iman. Gayba iman. Hangisi daha yüksek? Gaybe iman. Bu ne demek oluyor? Şöyle şu, şu demek oluyor. Şimdi mesela bazen görmüşsünüzdür. Birisi gelir mi bu medreseye? Kapıda böyle senin hayret edebileceğin şekilde bir atom anlatabilir. Hücre anlatabilir. Ya şu elmanın yaratılışına bak. Portakalın yaratılışına bak. Yeryüzündeki gezegenler de M1 çarpı M2 bölü D kare falan inanılmaz olaylar. Gravetiyen kuvveti anlatır. Hayranlıkla dinlersin. Lan adama bak ya ne kadar bilimsel mesele biliyor dersin. Aradan iki dakika geçer. Öyle bir tavırda gıybette, saflıkta, salaklıkta veyahut bir iftirada bulunur veya buna aldanır ki. Şaşırırsın dersin. Allah Allah. Günlerdir bu kadar derin meseleleri anlatan adamlar. Nasıl olur da bu kadar çocuğun bile yapmayacağı bir tavırda bulunabilir dersin. Burada onun anlattıklarını senin derin sanman bu daha garip bir olaydır. Çünkü birinci anlatılan atom, partikül, şudur budur bunları anlatmak dereceyi şuut olur. Bir insan bunu okuyarak, televizyondan izleyerek ya da birisinden bunu işiterek bunları anlatabilir. Ama bunları anlatması demek kendi iç sesi demek değildir. Köyde Hacer yenge topraktan soğan toplamaya giderken soğana eline aldıktan sonra ''Ya rabb vallahi ben hiç anlamış değilim ya. Şu kara topraktan bu soğanı her gün benim soframa nasıl koyuyorsun kurban olduğum'' dese bu diğerlerinden çok daha üst seviyedir. Niye? Kendi iç sesinin kendi tefekkürüdür. Ve bu kadarcık parça dan gayba imanı az önce bütün gezegenleri adamı anlatan adamın imanından çok daha üst sayılabilir. Kur'an'ın da bakış açısı bu. Kur'an atomu parçalayıp içinde Rabbini temsil edebilecek bir mühür bulamamış bir insana cahil diyor. Hem de kitap yüklü eşek şeklinde bir cahil diyor. Ama bunun yanında köyde kopardığı bir elmadan Rabbini tanıyan Hacer yengeye de alim diyor Kur'an. Kur'an'da demek alim meselesi ne oluyor? Rabbini bilme meselesi oluyor. Neyden? Ne ile ilişkideysen ondan. Evladınla ilişkilisin, ondan Rabbini bulma. Bunlar kişinin gayba imanını çok kuvvetlendiriyor. Neden? Kendi iç sesi, kendi yorumu, kendi tefekkürü. Ama diğer mesele ne oluyor? Dereceyi şuut oluyor. Bu arkadaş çok güzel bir gün atom anlattı sana. Senin de Allah'a inanasın vardı. Onun atom anlatışını aldın. Ya bak Allah atomu da böyle yaratmış diye burada 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 anlattın ama bu seni aslında çok fazla şaşırmadı ve kendi iç sesin olmadı. O yüzden dereceyi şuutta kaldı bu. Hani bazen denk geliriz ya gelir buradan. Risale okumuştur. Ya bu elma der, part portakal der. Hepsinden böyle tevhid delili anlatır. Ama bir oturursun. Ya dersin Allah Allah ya bu kadar meseleleri güzel anlatabilen bir adam. Nasıl olur da bu kadar aşikarane gıybet ediyor ya. Hiçbir kafası basmıyor bunun dersin değil mi? Çok şaşırırsın. Niye böyle oluyor? Çünkü dereceyi şu ut. Elma, armut, portakaldan meseleyi çözmüş ama. Dereceyi imanı bil O kısım eksik ve nakıs kalmış. Niye? Kendi iç sesi ve kendi tefekkürüyle bir iman ortada yok. O yüzden ne kadar güzel de anlatılsa taklidi imandır. Tahkiki iman demek, işi güzel anlatmak demek değil. Kendi iç sesin olup kendinin özümsenmesi demek. O yüzden böyle tevhid delillerini kitaplarca yazabilmiş bir insan kesinlikle bir taklidi imana sahip olabilir. Köyde parmağının değdiği topraktan Rabbini muazzam tanıyan bir veli dayı muazzam tahkiki imana sahip olabilir. Arada ciddi fark var. Bizim gibiler için aslında dereceyi dereceyi iman bir gaybe basamak olması gerekir. Çok güzel, yani tamam bizim öyle. için şart. Hani Hı. köydeki hacı dayı için şart değil de bizim Eyvallah. için şart yani. şart. Evet. O basamakla ancak bilgayba çıkabiliriz. Hı hı. Sadece o kısımda yetinmek ama hastalara doğru götürüyor. Risale-i Nur'un en derin meseleleri hep hapishanelerde neşredilmiştir. Birisi de 30. Lema'dır. Başka az önce konuştuk değil mi? Mesela Denizli Hapisi'nde ne dedik? Kesin. Meyve Risalesi. Ardında Afyon Hapisi'nde ne dedik? Değil mi? Hüccetü Zehra meselesi. Demek bu tür hakikatler tecerrüt ve uzlet ile ancak bilinebilir. Hem kesretle haşır neşir ol hem gelsin manalar. Böyle bir dünya yoktur. Son cümlelerimi anladınız mı? Ne oluyor? Bu problemleri çözmüş insanlara daha derin manalara akacağı zaman hep böyle zamanlarda akmış. Tecrit hallerinde, uzdet allerinde. Eyüp Aleyhisselam yaraları iyileştikten sonra zatın bir tanesi soruyor. Ya Eyüp sen Allah tarafından bunca güzellikle bahşolunmuş bir zatsın. Ne mutlu ki sana falan böyle övüyor, anlatıyor. İşte bu noktada var mıdır bir nasihatın anlatmak istediğim bir şey? Sen ki seçilmişlerden bu kadar güzel bir insansın falan diye anlatırken. Eyüp Aleyhisselam diyor ki evet şu an sağlıklıyım. Elhamdülillah yalnız hasta zamanında kalbimin hep Allah Allah diye zikrini şu an duyamıyorum diyor. İnsan demek ki böyle en çok Allah'la yakınlaştığı manalar hangi manalar oluyor? Tecrit zamanları, uzdet zamanları, sıkıntı zamanları. Musibet ne demekti? İsabet kökünden geliyordu değil mi abi? Tam sana göre özel bir şey geldi, özel bir kıvam geldi. Yani senin yaşadığın musibet isabet kökünden geliyor ya aslan tam sana göre. Muhammed abiye fazla gelebilir, bana az gelebilir. Tam sana göre. Ayette o yüzden diyor ya teklifi malayı utak yoktur diye. Musibetin böyle saysak 15-20 tane hikmeti var. Bir bakarsın kefaretten sayılır. Bir bakarsın gafletten uyandırır değil mi? Bir manası da Allah'la ilişkinde aranda bir bozukluk var. Ve musibet zamanı sana bir çağrı atılıyor artık. Gel Allah'la biraz daha yakınlaş ve bu hissiyatın aranızdaki bu problemler biraz daha çözülsün diye bir manası daha var musibet. İşte az önce Eyüp Aleyhisselam'ın bahsettiği mesele de tam bu. İnsan bir musibete düçar olduğunda, hasta olduğunda vesaire olduğunda gerçekten Rabbini çok daha fazla hatırlıyor. Ve ne oluyor? Sürekli onu hatırlamanda yani ilişkinizde bir problem vardı. Hastalık ne oldu? Sizi biraz daha yakın bir hale getirmiş oldu. Bu manadan baktığında da hoş olabiliyor. Besmele'nin sırrı meselesini anlatırken ince bir noktaya dokunuyor. Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru sönük aklıma uzaktan göründü diyor. Şimdi burada ne demek istiyor üstad? O parlak nurun görünmesi için aklıma güven noktasını bir parça devre dışı bıraktım diyor. Çünkü üstad birinci Said döneminde hikmetle ve felsefeyle çok uğraşmış. Ama baktığında diğer dönemde uğraşıyor mu? Yok uğraşmıyor. Bu arada aklı devreden çıkarma manası yok burada. Bir onu şey yapalım. Müslüman muazzam şekilde akıllı olmalıdır ama akılcı olmamalıdır. Akılcılık ne demek? Ben her şeyi aklımı temel baz alarak çözebilirim. Çözemezsin. Bir kere akıl kalpteki hastalıkları anlayamaz. Mesela senin kalbinde gıybetle ilgili bir hastalık var. Bunu aklın anlayamaz. Bunu kalbin ancak anlayıp çözebilir. Bunu anladığımda yani adzimi anladığımda nur bana göründü diyor. Neden sönük aklıma diyor? Çünkü eskiden yani birinci döneminde hikmet ve felsefe ile bir derece uğraşmış. Sonrasında bilme ile tam teslimiyete daha da yaklaşmış. Nedir ismi azam? Cemi i cemdir. Ne demek cemi i cem? Ha cemeden toplayan isim. İsmi azam bu demek. O zaman ismi azamda mesela birazdan ismi kuddüsü işleyeceğiz. İsmi kuddüsü işlerken saf bir şekilde ismi kuddüsü anlatabilme ihtimalim var mı benim? Yok. Neden? İsmi azam. Çünkü çok ismi tazammum ediyor. Bütün isimlerin cem edilmiş halidir ismi azam. Mesela Kudüs'ü tek bir şekilde ele alamaz. Kudüs ismi sadece Kudüs olarak sana tecelli edemez. Niye? İsmi azamdır. İçinde hikmet barındıran daha bir sürü esma var. Bir sürü, trilyon tane. Meyve kelimesi gibi altında çok çeşit barındırır, muhteliftir. Muhammed abi şu mutfakta meyve getiriyor. Ne getireyim? İsmi azam da böyle abi. Öyle değil mi? İçinde çok fazla nev, çok fazla çeşit barındırıyor ismi azam dediğimiz. Her ismin azam tecelli tecelliyatı ismi azam gibi anlaşılabilir. Mesela bir Hazreti Hızır var, bir de makamı Hızır var. Makamı Hızır'a birçok insan masadak olabilir. Ama Hazreti Hızır'a olamaz. Ya burada ne demek istiyor biliyor musun? Şimdi bir evliyalara bakan ismi azam yanı var. Bir de sana bana bakan yanı da var bunun. Yani senin böyle mes ettiğin bir şey de sana göre ismi azam olabilir. Ama bugün konuşacağımız ismi azam onlar değil. Demek tüm sıfatların menşeyi ismi azamın masları hayat sıfattır. Niye? Akkız, Kendinle ilgili bana beş tane özellik say. Görüyorum, konuşuyorum, duyuyorum. Tamam. Başka? Hayat sahibi olmalıyım. Duymasan yaşar mısın? Yaşar. Yaşarsın. Elin olmasa yaşar mısın? Peki bunların temelinde ne var? Hayat sahibi olmak. Hayat demiştim. var. Diğer o ismi azamlar bununla merkezileştiriyor. Tüm sıfatların menşei ismi azamında mastarı hangi sıfat? Hayat sıfatı. Görmek kimin sıfatı? Hayatın. Neden böyle diyor biliyor musun? Bizim içimizde bir kanun var. Bu kanuna ruh deniyor. Ruh bir kanun. Allah'ın bir kanunu. Görme eyleminin temeli nerede gerçekleşiyor? <laughs> Ruhta. Göze ne diyor? Pencere diyor. Şimdi anladın mı? Gören ne oldu o zaman? Ruh oldu ama böyle göze ihtiyacı yok ruhun görmesi için. Sadece bu dünyadaki penceresi göz. Oh mis gibi. Asıl koku merkezi nerede? Ruhta. Ama bu ne oldu? Ona pencere oldu. Çiçekleri koklayayım diye. Pencere bu oldu. Ama ruhun senin benim tahmin ettiğim gibi böyle bir buruna sahip değil. Ya da sahip. Bilmiyorum yani hiç görmedim. Kes buradan başka. O zaman görme, duyma kimin özelliği oldu? Hayatın. İlim kim için? Hayat için. Ölü bir adama gidin yanında bütün külliyatı okuyun. İşe yarar mı? Hayata bu subuti sıfatlar Lazım mıdır? Lazımdır. İsmi azam kaçtır? Aslıyla 6'dır. Evet. Bir de dedik ki aslında 6 artı 1 dedik. Ferdun, Hayyun, Kayyun, Hakemin, Adlin, Kuddüs dedik. Bir de dedik ki ikinci şu anda şöyle geçiyor. 6 ismi azamın altı nüktelerinin Allahu ehad e dair yedinci nükteyi azamdır. Böyle geçiyor cümle. Yani 7. ismi azam da varmış. Allahu ehad. Peki soralım Üstad neden ismi Kuddüs'ten başlamış? İsmi Azam anlatmaya niye sence İsmi Kuddüs'ten başlamış? Mesela az önceki sıralama vardı ya. Ferdün Hayyun, Kayyun Hakem'in adlı Kuddüs. Bu İmam Ali'nin sıralaması. Peki soralım Üstad neden ismi Kuddüs'ten başlamış? Çünkü enfusu temizlemeden bu manaları anlamanın hiçbir imkanı <laughs> yoktur. Hani çocuk yıkanmak istemezse anası leğene koyar, bir su döker bir tokadı basar. Bazen böyle olur değil mi? Ben temizlikten kaçıyorum ama Allah ismi Kuddüs ile beni temizlemek istiyor. Leğende yıkanan çocuğu anasının vuruşu gibi değil mi? Bir sabunla kafaya vuruyordur, bir su döküyor. Bir de kaynar su döküyor arada. Çünkü bazen ateş sudan ziyade temizlik eder. Arada iş bitince çocuk diyor ki, oh, elhamdülillah ya anam beni ne de yiğitmiş temizlemiş diyor. İslamiyet'te biz istemesek bile Allah Azze ve Celle'nin bizi iç olarak, enfus olarak temizleme sistemine de şefkat tokatları deniyor. Fitne de ismi Kudüs'e bakıyor değil mi? Ortamdaki kirli insanları teberri ediyor. Geri alıyor, temizliyor değil mi? Fitne eskiden Araplarda maden çıkınca o madeni ayırmak için yakılan ateşe fitne ateşi deniyor. Ya işte o ateş yanıyor ne oluyor? Madende saf altın ayrılıyor. Üstad diyor ya altın mı bakır mı diyor onun için diyor. O elek ne oluyor elek? Fitne oluyor. Nasıl olacak o elek? Biri gelip şuna atla bir elek öyle demez ki. Değil mi? Bunu anlayınca şuna geçeceğiz. Yani önce ismi Kuddüs enfus temizlik yaptı. Öyle mi Burak? Ondan sonra biz dedik bazen biz temizlikten kaçarız. Ne olur dedik o zaman. Evet. Şefkat tokadıyla Allah bize merhamet edip acıdığından zorlayıcı temizler dedik. İsmi Kuddüs mevcudat-ı ilahiyeyi nasıl gösterir? Şimdi Üstad bir de bu ismi Kuddüs'ü anlatırken diyor ki sizin bu temizlikle ilgili kainatta ve mevcudatta görmüş olduğunuz deliller var ya bunlar aslında Allah'ın varlığının delili diyor. Bak bir de konunun bu kısmı var. Yani tevhid kısmı. O kainattaki temizlik faaliyetlerine bakacağız. Ne diyeceğiz? Aa burada bir tevhid hakikati var diyeceğiz. Değil mi? Kirlilik kendi başına olabilir mi? Mesela çıktık yaylaya 6 ay sonra geldik. Bu oda kirlenir mi? Kirlen buna ne deniyor? Ne yasası? Entropi yasası deniyor. Bir şey yerinde sabit durursa yok oluşa gider. Ben bazen internetten izliyorum. Size de denk geliyordur. Paslanmış cihazların tamiratı. İzliyor mu Fatih? Mesela ütü var abi. Şey ütü. İçine kömür konulup yakıyorlar ya. O ütü var. Devasa pas yani öyle bir oksitlenmiş, öyle bir oksitlenmiş ki. Adam alıyor. İşte vida geçen yerleri böyle yağlıyor, 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 yağlıyor. Vidayı çeviriyor. Bir daha yağlıyor, çeviriyor. Bir daha yağlıyor, çeviriyor. Birinci olayı anladım. Tüm parçalar ayrılacak ardından böyle bir asitin içine koyuyor sonra kaç tane işlem yapıyor böyle niye köşede durmuş bir ütü niye bu hale geliyor entropi yasası gereği yerinde sabit duran bir şey nereye gider yok oluşa gidiyor mezardaki beden gibi çürümeye gider demek bir şey kendi kendine kirlenebilir değil mi tabi kirlenme eylemini yaratan Allah ben onu kastetmiyorum durduğu yerde kirlenebilir mi kirlenebilir peki durduğu yerde temizlenebilir mi temizlenemez o yüzden insanlar ki kainatta bir temizlik faaliyeti varsa bu işin arkasında kasıt var irade var ismi kuddüse aslında ufaktan giriş yaptım Şimdi köklü bir giriş yapacağım. Birinci nükte. İsmi Kuddüs. İsmi Kuddüs. İsmi Kuddüs neden ismi azamdır? Kur'an neden geldi? 124 bin peygamber neden geldi? Bunca evliya neden geldi? Bizleri maddi ve manevi pisliklerden temizlemek için geldi. Asıl temel amaç bu değil mi? Maddi ve manevi pisliklerden temizleyecek ve ahiret yurduna Allah izin verirse bir göç başlayacak. Demek tecelli de merkez nedir? Kuddüs'tür. Tecelli ediliyor ya bize esmalar. Merkez ne burada? Kuddüs. İsmi Kuddüs. Ayette ne diyor? Müşrikler necistir diyor. Necaset var yani. Ne demek oluyor bu? Demek ruhta ciddi kirler var. Bu necaset sayılıyor. Tövbe ismi Kuddüs tecellisidir. Ya gördün mü? Tövbe ne? İsmi Kuddüs. Demek ki Ömer biz bu ismi Kuddüs deyince manevi temizlik kısmında tefekkürümüz zayıf. Burada iyi bir yoğunlaşacağız. Mesela tövbenin ismi kuddüs olduğu değil mi? Çok aşikar bir şey. Ama hiç aklımıza gelmeyen bir olay. Tövbe İsmi kuddüs tecellisidir. Nokta nokta ismi kuddüse masardır. Nokta nokta ismi kuddüse masardır. Fatih. Nedir böyle muazzam temizlik yapan? Cehennem. Ha kim dedi ona? Cehennem ismi kuddüse masardır. Neden? O günahların temizliğini yapıyor. Bir mümin imanlı ve çok günahkar olsa ne olur koyuncu? Sonra? Bak bildiğimiz kavramları yan yana getirememişiz aslan görüyor musun? Çok duyunca şey diyorsun değil mi? Aha gerçekten tam o. Yani baktığında cehennemde ve tövbede ana merkez ismi Kuddüs desek değil mi? Bir yanlış olmaz yani. Yere pasta dökülse, sağlık kirlense bir kar iki bezle temizler misiniz? Temizlenir değil mi? Peki az önce söylediğim gibi bir ütü mesela, eski demir kömür ütü, 100 yıl boyunca komple pas tutsa iki bezle temizlenir mi? Aynen. Ne lazım? Ateş lazım. Cehennem de aynen öyle işte pas tutmuş kirler için. Melekler ismi Kudüs'e masar mıdır? Değildir dedin. Sen? Bence de değildir. Değildir dedin. Bence masar. Neden? Bak işte melekte bu yok o yüzden masar. Melekler ismi Kudüs'e masar mı Ömer? Masar. Neden? Nefis yok. Nefis yok. Cehennem nasıl ismi Kudüs namına çalışıyor, temizliyor? Cennet de direkt temizlerin yeridir. O sebepten ismi Kuddüs'e masardır. Yani tertemiz bir şey veyahut temizleyen bir şey yahut temizlenen bir şey hepsi ismi Kuddüs'e masar. Tertemiz bir şey cennet. Temizleyen bir şey cehennem tövbe. Temizlenen bir şey ben. Hepsi ismi Kuddüs'e masar. Evet. Tamam geniş düşünelim. Dikkat edin bağlantılar çok basit. Öyle değil mi Murat? Şu ana kadar hepsi sende de şey oldu mu? Lan aa. Böyle oldu değil mi? Şimdi Sinan cennette ne var? Benim istediğim her şey var. Cennete gittim. Her istediğim var. Tertemiz. Neden? İsmi Kudüs'e masariyeti var. Güzel bir yer. Allah hepimize nasip etsin. İnsan ister gitmeyi. Cennette dostlarla, eşraflarla, büyükle, mukarrebinle oturup kalkmayı, görüşmeyi. Doğru mu? Orada Huri, Gılman, sana hizmet eden bir sürü melek. Peki şunu gönül rahatlığıyla der misiniz? Hani cehenneme bir sürü insan gidiyor değil mi? Azap çekiyor falan. Allah'ım gerçekten bu cehennemler herkesi koru. Bunu diyebilir mi insan gönül rahatlığıyla? Niye diyemez? Herhangi biri cehenneme gitmek ister mi? Herhangi biri cehennemde mutlu olabilir mi? Kim? Hangi melek? Zebani. Herkes cennette mutlu Allah azze ve celle zebani denen cehennem meleklerini sonsuz derecede sonsuz yıllar boyunca cehennemde tutacak. O meleklere haksızlık olmuyor mu? Cehennem normalde azap duyulan bir yerken Allah cehennem meleklerini süresiz bir şekilde cehennemde tutuyor. Ne olarak emrini uygulatıcı olarak tutuyor değil mi? Zebanileri yani. Peki zebaniler cehennemde, başka melekler cennette bu haksızlık olmaz mı? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü cehennemdeki zebaniler Allah'ın ismine aynedarlık etme cihetiyle çok mutlular. Yani orası onlara cennet gibi geliyor. Şimdi mesela siz intikamla ilgili çok film izlemişsinizdir. Mesela John Wick tamamen intikam üstüne kurulu değil mi? Ne oluyor? Köpeğini öldürüyorlar, arabasını çalıyorlar ve bundan intikam alıyor. Doğru mu? İntikamla ilgili sayısız film var. Neden? Çünkü intikam almakta böyle bizim anlayabileceğimiz şekilde olmasa da garip bir şekilde bir lezzet var. Şimdi Allah'ın Müntakim diye ismi var. Doğru mu? İntikam alma meselesinde. Demek ki o melek Allah'ın ismine aynedarlık ederken, intikam alırken acayip bir lezzet duyuyor. Bizim tarifini anlayamayacağımız. Ve cehennem adeta onun için cennete döner hale geliyor orada. Mesela abdeste bakalım. Gıdık daha çok tellerken, abdest alırken ense köküne su vururuz. Doğru mu? Burası daha çok teller halbuki. Hatta yazın böyle biraz kilolu insanlar da burada pamuk yetiştirirler. <gülüyor> <gülüyor> Kafanın birçok yeri saçken dörtte birine su vururuz. Bacak bölgemiz o kadar uzunken ki vücudun yarısı bacak sadece ayağımıza su vururuz. Abdeste. Demek abdestin Tek manası beden temizliği diyemeyiz. Tek manası bu değil. Birçok sinir ense kökünden geçer ve oradan su ince insan bir hüşşer hale gelir değil mi? Demek abdestin tek manası bedenin temizliği değil. Başka da... <laughs> Filmlerde adam buraya vurunca bayılıyor değil mi? Niye? Bütün sinirler buradan geçiyor çünkü. Buraya koydu mu bayılıyor adam. Durgun statik enerji başımızın tepesinde olduğundan oraya su ince şöyle bir ayırırız. Yani buraya vurmak şart değil. Herhangi bir dörtte biri de olur ama genelde biz buraya vururuz. Buraya vurunca ne oluyor? Statik enerji olduğundan dolayı insan bayılıyor. Birçok kan damarı ayağın altından topuk kısmından geçtiğinden oradan su ince de insan teyakkuza geçiyor. Yani böyle ayağınıza soğuk su değerken uyumanız neredeyse imkansıza yakındır. Kirli bir şekilde evine gelsem, halında geçsem, kanepede otursam bunlar rahatsız olur musun? Mesela buraya örnekleyelim. Kapıdan girdi birisi. Şuradaya kadar bot giymiş. Çıkaramıyorum diyor botlarımı. Biz böyle birini içeri sokmak, bardağı, tabağı, halıya elletmek ister miyiz? İstemeyiz. Peki sen Allah'ın namazda huzuruna gideceğinde, peki Allah azze ve celle seni kirli bir şekilde huzurunda ister mi? O da istemez. Bu mana ile istemiyor yani. Bismihi Subhanehu 30. lema, 31. mektubun 30. leması ve Eskişehir hapishanesinin bir meyvesi altın yüktedir. Denizli Medrese Yusufiyesinin bir dersi i azamı meyver-i olduğu ve Afyon medrese Yusufiyesinin kıymetli bir ders ekmeli el hüccetü zehra olması gibi Eskişehir medrese Yusufiyesinin gayet kuvvetli bir dersi i azamı da ismi azamı taşıyan altı ismin altı nüktesini beyan eden bu 30. lemadır. İsmi azamdan hayyu kayyuma, dair parçada pek derin ve geniş meseleleri herkes birden bilemez ve zevk etmez. Fakat hisse sizde kalmaz. Birinci nükte, ismi Kuddüs'ün bir nüktesine dairdir. Şimdi bir nüktesi diyor. Kur'an'da her bir ayetin sarih manası var. Ne demek sarih mana? Açık mana. Herkes anlar mı demek bu? Evet. İşari manası var. Ne demek? Mesela her nefis ölümü tadacaktır diyor. Sen öldüğün anda o ayet sana işaret etmiş oluyor. Buna işari mana deniyor. Remiz manası var. Remiz ne demek? İnce işaretler var değil mi? Ehli olan anlayabilir. Böyle birisi üstün körü baksa bunu anlar mı Sinan? Bunu anlayamaz. Çok müştehitler Kur'an'ın lafızlarından, kelimelerinden hüküm çıkarmışlar. Mesela biz en son bir müzakere yaptık. Müzakerede onlar, ulaike, İşte onlar manasında münafıklık manaları çıktı. Mesela bunu şunu onu ver dersin yani. Onlar diyor o münafığı bahsediyor artık daire dışında diyor. Çık bak onların elindeyse de girmek onların elinde değildir diyor. Onun bir yorumunu yapıyor. Neyle yapıyor? Bir kelimeyle yapıyor. Demek böyle bu işin ehli insanlar bir kelimeyi yerine göre hüküm ve mana çıkarabilecek boyutta insanlar. Doğru mu abi? Bir de Kur'an'ın envarı var. Ne demek envarı? Nuru. İhsan Nur deyince şu odadaki ışık gibi düşün. Işık ne kadar yere vurursa ben oradaki detayı, ayrıntıyı o kadar kaliteli ve güzel bir şekilde görebilirim. Kur'an'ın envarı ehli müşadeye bakar. Değil mi? Müşade ehline. Ne demek ehli müşade? Böyle belli başlı keşiflerin, kerametlerin değil mi belki hikmetlerin açıldığı insanlar demek oluyor. Ehli keşfin, ehli velayetin nazargahıdır. Kur'an'ın sırları da ariflerin cevelan sahasıdır. Cevelan dolaşma demek. Kur'an'da derin sırlar var. Allah bunları kimler için saklamış? Ariflerin cevelan sahası olarak, dolanma sahası olarak saklamış. Kur'an'ın hakikati da varislerin cevelan sahasıdır. O yüzden Kuddüs ismine medar binlerce nükte var. Ama üstad anlayacağımız şekilde bir nüktesini önümüze çıkarmış. Biz hangi cümleyi konuşuyoruz şu an? Heh, niye bir nokta anladın mı? İsmi Kuddüs'te anlaşılacak ehli velayetin ayrı bir cevelan sahası var. Ariflerin ayrı bir cevelan sahası var. Bu işin hikmetini bilenlerin ayrı bir cevelan sahası var. Yani çok fazla nükte var İsmi Kuddüs'ün içinde. Üstad bunların işi işte ayıklamış diyor ki bir nüktesini konuşacağım diyor. Başta neyle girdik? Kur'an'da çok mana var dedik. Sarih manası var dedik. İşari manası var dedik. Remiz manası Bunlara girmiyorum diyor ya bir nükte anlatıyorum bir nükte diyor. Demek bu bütün makam mertebeleri anlatan bir eser olsa yazılsa bu bizim anlayabileceğimiz bir şey değil. Muhtemelen herhalde aralıksız yıllarca sadece bunu okumamız gerekebilirdi. Doğru mu Fatih? Ama ne diyor? Bir nüktesi. İsmi Kuddüs Zat-ı Pak demektir. Ne demek bu? Allah bizatihi Kuddüs'tür. zatihi. Bu önemli bir kelime Hakkız. Kendinden kaynaklı yani. Kuddüs'ün diğer bir anlamı temiz demek. Allah'ı takdis etme manasına da gelir. Örnekle Ömer. Allah sen... Oldu bak. Gördün mü? Ne yaptın? Kuddüs oldu. Allah'ı eksik ve kusurlardan uzak tuttun ya. Bu da Kuddüs oldu. Birinci nükte. İsmi Kuddüs'ün bir nüktesine dairdir. Ya ben hayret ediyorum ya. Atoma, karıncaya girecek, enfusa girecek. Gök cisimlerine girecek. Ya nasıl... Eskişehir'in hapishanesindesin sen ya. Ya nasıl buralarda böyle gezdin? Cevelan sahası nasıl bu kadar geniş olabiliyor ya? Aslan. Hiç mantıklı değil. Yani biz okumaya bir odaya geldiğimizde dikkatimizi kitaba veremiyoruz. O Eskişehir hapishanesinde bu kadar mana açılıyor yani. Bu Kuddüs nüktesi 30. sözün Zeylinin zeyli olması münasiptir. Bu zeylinin zeyli demesinin heh, sebebi 30. sözde bu enezerre var ya. İsmi Kuddüs'te enfusa bakıyor ya. Işte ona zeyli buna zeyli diyor. Zeylinin zeyli. Yani böyle bir atlama var. Bismillahirrahmanirrahim. Vel arda feraşnâhe feni'amel mahidun. Yeri de döşeyip düzenledik. Biz ne güzel donatıcıyız. Zariyat suresi. Bak o bir nuktenin trilyonda birini bölseler onun bir nüktesini anlasak ben gene bu ayetle bir bağlantı kuramadım. Gerçekten şundan ismi Kudüs nasıl açılır bir insana ya? Ayetinin bir nüktesi ve bir ismi azam veyahut ismi azamın altı nurundan bir nuru olan Kudüs isminin bir cilvesi Şaban-ı Şerif'in ahirinde. Ne demek Uğur? Şaban-ı Şerif'in sonunda Eskişehir hapishanesinde bana göründü. Yıl 1935. Üstad Eskişehir Hapishanesi'nde 1935'te. Hapishanede gözükecek nura bak. Bize Allah bu kadar şükredecek imkan vermiş. Bizde çıkana bak. Eskişehir Hapishanesi'nde bana göründü. Hem mevcudiyeti ilahiyeyi... Ünal ne demek mevcudiyeti ilahiye? Allah'ın varlığı. Yani ne gözükmüş koyuncu üstada? Eskişehir Hapishanesi'nde... Bu ayeti okuyor. İsmi Kuddüs açılıyor. Aa Allah'ın tevhid delili diyor. Normal mi? Devam. Kemali kemali zuhurla. Bir dakika. Mükemmel bir olgunlukta. Yani bu Kudüs'ün cilvelerine bakıyor. Cilve ne demek? Hani güneşin yansımasına ne denir? Cilve. Tecelli değil mi cilve? Cilvelerine bakıyor diyor. Allah Allah. Tamı tamına Allah'ın varlığının delili oldu diyor. Ne şekilde? Kemali zuhurla. Devam. Hem vahdet-i Rabbaniye'yi kemali vuzuhla gösterdi. Kemali vuzuh ne demek? Apaçık mükemmel açıklıkta neyi gösteriyor? Allah'ın rububiyetinin birliğini gösteriyor. Evet bütün kainatı terbiye ediciliğinde hep aynı mühür var diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? İmam Ebu Hanife'nin ismi azamı, ismi hakem ve ismi ad. Ona bu isimler açılmış. Kime? İmam Ebu Hanife'ye, İmam Azam'a. Şah-ı Geylani'ye açılan ismi azam, ismi hay. İmam Rabbani'ye açılan ismi azam, ismi kayyum. İmam Ali'yi okuduk zaten. Bu altı isim açılıyor. İmam Ali'ye, Hazreti Ali'ye, Ferdün, Hayyun, Kayyun, Hakemun, Adlün, Kudüs. Üstad Hazretleri de İmam Ali'yi baz alıyor. ve diyor ki ikinci şuada bir de Allahu Ehad. Bu da açıldı diyor yani Ehad. Hangi isim Allah'ı senin dünyanda daha manalı gösteriyorsa o isim senin ismi azamındır. Bu kişiye bakan yanıyı. Allah'ın esmasının tamamının en yüksek mertebede tamamının cem edip açıldığı kaç insan var? Kim oluyor? Efendimiz Bir Efendimiz Aleyhisselam var. Tamamının, tüm esmanın. Şimdi sen içinden benim ismi azamım nedir diye soruyorsun. Sordun mu? Sordun. Cevap istiyor musun? Tamam. Erin rütbesi olmaz. <laughs> Eskiler der ki yattığı ahır sekisi çağırdığı İstanbul türküsü. Sen nerede? İsmi Azam'ın hamili olmak nerede? Mesela insan duyduğunu hemen güzelse böyle üstüne almak istiyor böyle. Mesela İsmi Azam dersi var. Ya acaba ben de? Biz hep diyoruz değil mi abi böyle? Bizde acaba hangi güzellik var, hangi şey var? Bir gün bir tanesi gelmişti de demişti. Mehmet abi buyur kardeşim dedim. Abi bir sorunum var falan konuşalım. Konuşalım kardeşim. Dedi abi dedi ya. Bende dedi İlimden kaynaklı enaniyet var. Yardımcı olur musun dedi. Dedim oğlum sen de ilim yok ki enaniyet olsun. Böyle insan şey bekliyor kendisine değil mi abi? Bu kainat ve bu küreyi arz daim işler büyük bir fabrika ve her vakit dolar boşalır bir han bir misafirhanedir. Misafirhane zaten hanla aynı manada. Doğru mudur? Han ve fabrika. Şimdi Üstad Hazretleri neden fabrikadan ve misafirhaneden yani handan örnek veriyor. Şimdi bir tane fabrika düşün. Her gün ham madde geliyor değil mi? İçeride yüzlerce, binlerce işçi çalışıyor. Ham madde geliyor, işleniyor. Mesela koyunca fabrika öyle mi? Geliyor ham madde, kes, biç, işle falan nasıl oluyor? Ortalık rezalet hale geliyor. Öyle bir fabrika temizlenmezse belki aradan bir ay geçtikten sonra yüzüne bakılmayacak hale gelir. Ya da mesela hiç otel otelde falan çalışan oldu mu? Otelcilik yapan oldu mu? Ben otelde çalıştım 3 ay. Resepsiyonluk yapmıştım yabancı bir otelde. O zamanlar böyle bülbül gibi İngilizce var. Şimdi bir gün Housekeeping. Onlar geldi yanıma. Su gibi İngilizce görüyorsun işte. <laughs> Onlar geldi yanıma. Ellerinde bir poşet. Poşeti böyle bana uzattı. Dedi ki Mehmet kardeşim dedi. Bu poşetin sahibi bilmem kaç numarada dedi. O adamdan işte hatırlamıyorum işte 40 euro 50 euro neyse almadan ona pasaportunu vermeyeceksin dedi. Olur kardeşim dedim aldım. Bu poşette ne var dedim. Havluyla defi hacet etmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bazı kelimeler hayat kurtarır. Kavramcağız. <laughs> Bir de onu odayı temizleyenler alır diye de köşeye de bırakabilmiş. <laughs> Otelde böyle bir olay için adamın pasaportunu verdirtmiyorlardı. Şimdi düşün günde yüzlerce bazen binlerce insanın girişik yaptığı bir misafirhane, bir han düşün. Orası temizlenmezse ne hale gelir? Rezalet bir hale gelir. Az önce havlu örneğini anlattım. Aklınıza gelmeyecek şekiller olur yani. Pislik, oranın berbat hale gelmesi, kullanılmaz düzeye gelmesi, bakımsızlığı. Artık bırak kirliliği. Şu kısmı da unutma. Aradığın şeyi yerinde de bulamazsın temizlik olmazsa. Mesela ardiyeyi temizlemede aslında ince bir manada var. Düzen de bir temizliktir. O yüzden temizlik hastalarının da düzen hastalığı da olur. Onlar çok birbirinden ayrı değil o cihetlerde. Şimdi üstad neden fabrika ve handan örnek veriyor anladın mı? Çok yoğun kullanılan yerler. Fabrikaya sürekli ham madde giriyor giriyor. Yüzlerce işçi çalışıyor, kesiyor, biçiyor. Yerler çok Ömer bilir daha geçen bir hafta çalıştı. Her yer leş gibi değil mi Ömer? Eğer öyle bir yer daimi temizlenmezse ne hale gelir? Perişan hale. Halbuki böyle işlek fabrikalar, hanlar ve misafirhaneler <laughs> muzafferatla... Birazdan Ömer Sence üstad bu fabrikayı ve bu hanı neye benzetiyor? Dünya. Şimdi fabrikaya sürekli ham madde girişi oluyor. İçeri inanılmaz kirleniyor. Misafirhaneye sürekli değil mi? insan girişi çıkışı oluyor. Misafirhane yani oteller, hallar kirleniyor. Dünya aynı, devam dolup boşalan bir fabrikaya ve bir misafirhaneye benziyor. Neden? Sürekli bir üretim var yani sürekli hammadde giriyor. Ve bir misafirhane gibi sürekli ölüm ve doğumlar var. Günde 350 bin ölüm ve doğum var. Şimdi günde 350 bin insan giriyor ve 350 bin insan çıkıyor. Ne hale gelir dünya? Daimi işler, bir fabrika daimi dolar ve boşalır bir misafirhane hükmüne geçer. Halbuki Böyle işlek fabrikalar, hanlar ve misafirhaneler muzahrefatla... Muzahrefat ne demek? Pislikler. Ölüm oluyor mu? Mesela dün bir geyik ölmüş müdür dünyada? Tamam o pislik olmuyor mu? Ha, leş olmuyor mu? Müzahrefat olmuyor mu? Ya da siz dün yemek yediniz misin? Onun bir atığı kaldı mı? Nerede o? Çöp değil mi? E dünyada sadece biz yapmıyoruz ki bu işi. Herkes yapıyor. Bütün canlılar yapıyor yani. Mesela hamam böceğinin bir dışkısı var mı? Tamam bu bir müzehrefat olmuyor mu? E nerede bunlar? Anladın mı demek istediğimi? Böyle ayrıntılı düşün. İçselleştirme bu. Düşün yani en son izlediğim belgeselden köyüne gittiğinde ağaç kakan kuşu mu gördün? Düşün yani ondan hayal et. İçselleştir. Yani benden daha güzel söylemen bile önemli değil. İçselleştirmen önemli lütfen. Burada anlaşalım. Müzehrefatla, enkazlarla. Değil mi? Enkaz <laughs> ne ediyor? Mesela hiç doğada böyle Allah'ın yaratmasıyla bir fırtına, bir deprem, bir selle ağaçlar üst üste yıkılmıyor mudur? Yıkılıyordur. ve heyelan olup mesela bir yüz tane ağaç kümesi çat diye enkaz haline dönmüyor mudur? Dönüyor da iyi de ne oluyor bu sonrasında? Anladın mı demek istediğimi? Bunları bir hayal edelim devam. Süprüntülerle çok kirleniyorlar, bulaşık oluyorlar ve ufunetli maddeler her tarafında teraküm ediyorlar. Teraküm ediyor, birikiyor. Kampa gidiyoruz, pikniğe gidiyoruz. Değil mi? Böyle üç yıl boyunca leş halinde kalmış bir geyik, bir ceylan bir kedi bir tilki hiçbir zaman göremiyoruz. Öyle değil mi? Çok ilginç hadiseler. Devam edelim. Eğer pek çok dikkatle bakılmazsa ve tanzif edilmezse. Tanzif etmek temizlemek. Ve süpürülüp temizlenmezse içinde durulmaz. İnsan onda boğulur. Entropi demek şu demek. Bir şey durursa çürümeye, yok oluşa ve bozulmaya gider. Bunda hem fikir miyiz? Yani çok basit. Arabadaki akü bile böyle kullanılmadıktan sonra iki ay sonra bir gelip çalıştırıyorsun araba çalışmıyor. Bozuluyor gidiyor. Mesela biz hayal alemden ayrılalım, bir yıl sonra geri gelelim. İçerisi inanılmaz bir şekilde kirli bir hal alır. Bu yine entropi yasasından dolayı. Termodinamiğin ikinci yasası diyorlar buna. Ya da Sinan Köy'de bir ev yapalım ama bayılacak şekilde. Ahşaptan yapalım, tuğladan yapalım, odundan yapalım. 50 yıl sonra gelelim yıkılmış bile olabilir. Yani durağan halde bir maddenin bozulma süreci entropi yasası bunu söylüyor. Anladın mı? Yeryüzü de bu şekilde. Normal şartlarda Çeyrekler ölüyor, ceylanlar ölüyor, bitkiler ölüyor, bakteriler ölüyor, insanlar ölüyor. Özellikle insanoğlunun yani irade kullanan biz gibi varlıkların muazzam bir şekilde atıkları var. Bir fabrikanın atığı bir deniz suyuna kalışıyor, bilmem kaç kilometrelik aranda o deniz suyu kullanılmaz hale geliyor. Bir yere bir fabrika kuruluyor, o fabrikanın kirli havasından dolayı bilmem kaç kilometre boyunca artık ağaçların yemişleri dahi yenmez oluyor. Gibi gibi gibi. Şimdi insanın eline değdiği yer daha ciddi manada kirleniyor. E baktığında ama ben bu kirleri kainatta görmem lazım yani. Bir gün mesela abi seninle bir Amazon ormanlarına, Belgrad ormanlarına gidelim mi? Gidelim kardeşim dediğimde şimdi bin yıllar boyunca o ormanda ölmüş ne kadar varlık, yaratık, yıkılmış ne kadar enkaz, ağaç varsa benim bunların hepsini orada görmem lazım ama görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Peki bu temizleme faaliyeti nasıl gerçekleşiyor acaba? ilk hayatından yani çocukluk döneminden sonra kalıcı olarak hangi şehre gidiyor? Barla. Şimdi Barla'da Üstad Hazretleri acayip bir yer Barla böyle yani. Dağlar, mağalar. Bir de orada bir göl var. Üstad ona eğirdir denizi diyor değil mi? Böyle acayip ya deniz gibi kadar göl var. Üstad barla da ekseriyetle tefekkürünü nerede yapıyor? Çam Dağı'na gidiyor. Nereye biliyor musun abi? Ta dağın tepesi. Bir de Çam Dağı'nda dağda olması yetmiyor bir şeyin daha üstüne çıkıyor Üstad. Katran ağacının da üstüne çıkıyor. Şimdi mana olarak düşünelim. İnsanların hiç ulaşmadığı bir dağa çıkıyorsun zar zor ulaştığı. O da yetmiyor. İnsanın hiç elinin ayağının değmediği bir ağacın üstüne çıkıyorsun. Evradını orada okuyorsun. Neden? Çünkü insan manen kirlidir ve üstad insan manen kirli olduğundan dolayı insanın elinin ayağının değdiği hiçbir yerde bulunmak istemiyor evradını okurken. İlginç bir olay değil mi abi? Katran ağacına çıkmasındaki bir sebep buymuş. Yoksa zaten Çam Dağı'na çıkıyorsun yani. Bir de onun tepesinde bir ağacın başına çıkmaya ne gerek var değil mi abi? Ama insan manen kirli olduğundan insanın elinin ayağının değdiği hiçbir yerde evradını okumak istemiyorlar. zaman gibi hassas insanlar. Neden istemiyorlar? Şimdi insanda keşfiyat diye bir olay var. Bir mananın ona açılması demek Sinan. Keşfediyor onu. Anladın mı? Hani oyunda böyle gizli bir yer vardır. Aa bu kapıyı nereden keşfettin değil mi? Herkesin bulamadığı ama ona açılmış bir mana. Keşfiyat manası. Şimdi biz zannediyoruz ki keşif sadece kalpte olur zannediyoruz. Bazen bir evliya olur, burnu keşfiyata açılır. Ne demek bu biliyor musunuz? Böyle bir insan kapıdan girdiği anda o insanın iyiliği veya kötülüğüne göre o evliyada bir koku hasıl olur. Bazen bir evliya olur, Ağız yani dili keşfiyatı açılır. Ne olur yani? Dilinden böyle gördüğü bir insandan belki lezzet alır veya acı bir his duyar. Şimdi hadiste geçiyor diyor ki mümin tatlıdır diyor. Başka ne diye geçiyordu? Müminin hem kokusu vardır hem tadı vardır münafığın tadı yoktur diye hadiste geçiyor. Ne demek oluyor bu yani? Ben şimdi koyuncuyu ısıracağım baklava tadı mı gelecek demek oluyor? Bu manada olmuyor. Ne demek oluyor? Demek bazı evliyanın gözü, burnu, ağzı keşfiyatı açılmış. Kapıdan güzel bir mümin geldiği anda aldığı lezzet duyduğu koku çok güzel bir koku oluyor ya da karar ruhlu, habis ruhlu birisi girdiği anda böyle ağzı ekşiyor, burnuna pis kokular geliyor. O manada keşfiyatı açılanların. Şimdi insanda demek ki böyle bir özellik varsa, üstadın katran ağacına çıkması daha manalı oluyor. İnsan manen kirliyse kendi pis tadını ve kendi habis kokusunu dokunduğu, ayağının atıldığı yerlere bulaştırıyordur. Ve Bediüzzaman zaman gibi hassas ruhlar bundan etkilendiğinden dolayı çam dağına bile çıksa orada bir de katran ağacına çıkmaya ihtiyacı hissediyor. Çok şey değil mi? İnce bir mana, garip bir mana. Ya. Eskilerin tasavvufi yapısında şöyle bir adet var. Evliyaullah'tan bir zatla görüşmeye geleceksin. Seni önce bir odada, belki bir hafta, belki 40 gün boyunca bir uzlet halinde bekletiyorlar ki. Çünkü senin gözüne bulaşmış, içinden geçmiş pis manalar o evliyanın keşfiyatına açık olduğundan onu da rahatsız ediyor. Ona da pislik bulaşmasın diye önce birkaç zaman bekletiyor, ondan sonra içine alıyorlar. Tüm enbiya ve evliyaların hayatında uzlet vardır. Ne demek uzlet? Yalnız kalma hali. Amaç fıtrata dönmektir. Fıtrata dönmek ne demek abi? Temizlenmek demek ha. mana açılması olmaz Murat. İnsanın kalabalıklar içinde de olsa Allah'la yalnız kalıp o manayı yakalayacağı alanı oluşturmak zorunda. İmam Gazali 28 yaşındayken dönemin medresesinde, üniversitesinde müderris yani rektör. Ve 28 yaşında işini bırakıyor, istifa ediyor ve dağlara uzdet haline çekiliyor İmam Gazali. Neden? Daha derin manalar ona açılsın diye. Şimdi az önce söylediğimi bir de okuyayım. Hadiste diyor ki müminin hem kokusu vardır hem tadı vardır münafığın tadı yoktur. Her ibadetin tadı ve kokusu vardır. Kalbe medar keşfiyat vardır. Göze medar keşfiyat vardır. Buruna medar keşfiyat vardır. Bazı zatların burnu keşfiyata açılınca kapıdan giren insanın kokusundan hangi günah işlediğini bilir. Bir kısmını uzlete çekilme sebebi budur. Artık habis ruhlardan rahatsız olmalarıdır. Behlül Dâne Hazretleri Biliyorsunuz değil mi? Duymuşsunuzdur o Harun Reşit'le hikayeleri anlatılır. Behlül Dâne Hazretlerine Evliya-i Meczubin derler. Gitmiş mezarlıkta oturuyor. Demişler neden burası, neden mezarlıkta oturuyorsun ey Behlül Dane? Buradakiler gıybet etmiyor, yalanları da yok, pislik bulaşmıyor demiş. İnsanın elinin içinde temizleyemedar bir salgı vardır. Ve biz ne zaman dua etsek o elimizin içine yüzümüze sileriz. Sebebi de budur. Bir hikmeti. Yine Kudüs'e bakıyor diye anlatıyorum. Bu konuyla ilgili birkaç hatırlatma bunları söylemek istedim. Meselemize geri dönelim. Halbuki bu fabrika kainat ve misafirhane-i arz o derece pak, temiz ve naziftir. Nazif temiz demek. Ve o kadar kirsiz ve bulaşıksızdır. Bir dakika şu an neredeyiz? Dünya. Dünyayı neye benzetiyordu? Fabrikaya benziyor. Bir de misafirhaneye benzetiyor. Ve diyor ki Allah Allah nasıl bu kadar temiz olabiliyor diyor. Niye olmasın ki? Niye olmasın olur mu canım? Her gün bu kadar ölüm oluyor. Var olan en az 7 milyar insan var. E bunların sürekli bir şeyleri bozmaları, karıştırmaları, yaptıkları fabrikaların, araçların, atıkları, kokuları, pislikleri mevcut değil mi? Mevcut. E nasıl olur da bu kainat hala bu kadar temiz kalabiliyor diye hayret ediyoruz. Ve ufunetsizdir ki funet ne demek? Evet kokuşmuş manada. Bir lüzumsuz şey ve bir menfaatsiz madde ve tesadüfi bir kir bulunmaz. Zahiri bulunsa da çabuk bir istihale makinesine atılır. Temizlenir. İstihale makinesi ne demek? Dönüşüm makinesi demek. Şimdi mesela bize çok anlattılar. Fotosentezi var mı hatırlayan? Şurayı hatırlıyorsundur. Karbondioksit giriyor, oksijen çıkıyor. Ve bunu ne yapıyor biliyor musun? Benim balkondaki 30 santimlik çiçek yapıyor. 30 santimlik 1 metrelik çiçek bunu yapıyor. Bu ne makinesi olmuş oldu? O zaman çiçekler bu cihette ismi Kuddüs'e masar mı? Neyi oluyor? Bir tecelli yah oluyor değil mi? Ya da bu dönüşüm makinesi örneği verelim. Şimdi eskiden anlatırlar böyle. Diyarbakır'da bu kanalizasyon, manalizasyon olayları şimdiki gibi düzenli değilmiş. Değil mi? Çünkü şehir yaşamı her şehirde olduğu gibi. 10 yıl önce özellikle köy yerlerinde bu karpuz marpuz tarlaların olduğu yerde kanalizasyon pisliği çok karışırmış. Ardından bir karpuz verilmiş Fatih. 30-35-40 kilo Diyarbakır karpuzu. Böyle. Bir keserlermiş. Meşhur mu Diyarbakır'ın karpuzu? Meşhur değil mi? Diyarbakır karpuzu derler. tane istiyor, ben kız istemeye gittim diyor 35 kilo Diyarbakır karpuzuyla. Biz lokum götürüyoruz ya o karpuz götürmüş 35 kilo. Şimdi demişler ulan bu karpuz böyle eski Diyarbakır karpuzu nasıl bu kadar lezzetli oluyor? Gübreyle. Allah o toprağı gübreyle öyle bir istihale makinasına dönüştürüyor ki buradan pistik akıyor, buradan yazın sıcağında yenen dediğim gibi böyle suları akan şeker şerbet karpuz çıkıyor. Normal bir şey mi bu? Normalde o kanalizasyonun normal şartlarda orayı kokutması, orayı biriktirmesi, gitgide yayılması, toprağın devamını da getirmesi ve karpuzu yardığında içinden çıkması lazım. Değil mi? Normal Düz mantık bunu söylüyor. Ama sen gel o gübreyi istihale makinesine sok, dönüşüm makinesine sok ve yediğin en güzel karpuz olsun. Şimdi ardıç ağacını duydunuz mu hiç? Ardıç ağacı. Doğada böyle normal bir şekilde tohumunu ektiğin anda filizlenmiyor. Ardıç kuşu diye bir kuş var. O ardıç ağacının tohumlarını alıyor, atıyor ağza. Midesinde yine artık mayalanma mı, fermentasyon mu uğruyor, uğruyor, uğruyor. Sonra bir bırakıyor alttan böyle uçarken pıt diye. Hani savaş uçakları bırakır ya böyle malzemeyi pıt diye. Böyle dakika pıt diye bırakıyor. Of. Toprağa düşüyor vardı şu tohumu. Oradan biraz süprüntü başlıyor. Süprüntü rüzgar. Ne yapıyor rüzgar? Biraz kumu böyle getiriyor. E rüzgar ters de eser. Biraz böyle getiriyor. Biraz böyle. Top ne oluyor tohum? İyice toprağa gömülüyor. Biraz yağmur geliyor. Biraz o oluyor. Biraz öteki yeşeliyor. Ardıç tohumu bu şekilde neşvin buluyor. Şimdi baktığında bu ardıç kuşu ardıç tohumuyla nasıl münasebeti var? İstihale makinesi. Yani hani biz kuşu görünce diyoruz ya aa kendini temizliyor falan. Sadece böyle bakmayın. Kuşun kendisi, maymunun kendisini bir de Allah Azze ve Celle istihale makinesi olarak da kullanıyor. Muazzam bir olay. Şimdi Kuddüs isminin tecelliyatı akıl gözüyle nasıl gözükür? Çünkü Üstad ne diyordu? Mevcudiyeti ilahiye. Yani Allah'ın varlığını ben bu Kuddüs deliliyle gördüm diyor. Bir cihette. Peki Kuddüs isminin tecelliyatını akıl gözüyle nasıl görmek lazım? Kainatı zihnen gezelim. İnsan elinin değdiği yerler haricinde her yer muazzam pırıl pırıl vaziyette. Eğer ölen sinek toprak ayrıştırmasaydı, bir sinek bir üremede ne ürüyor biliyor musun? Beş buçuk milyar bir üremede. Eğer sinekleri öldüğünde toprak ayrıştırmasaydı, hani her yeri sinek görme olayı var ya, onu geç. Yılda yeryüzünde toprak 10 santim daha yükselecekti. Abi beş buçuk milyar sinek ya. Bir üremede beş buçuk milyar. Sonra bir ay sonra o buçuk milyarın birbiriyle ürediğini düşün. Sonra bir sonrakini düşün. Anladın mı? Sinek olayını görüyor musun? Peki biz görüyor muyuz bu kiri? Görmüyoruz. Neden acaba? Demek kainatta muntazam ve muazzam şekilde işleyen bir temizlik faaliyeti var. Mezgit balığı. Hiç yediniz mi mezgit balığı hocam? Lezzetli mi? Bir doğurmada 200 bin doğuruyor. Bir doğurmada. Ama denizde bunun kirini görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Neden? 1 litre suya iki damla kan atsan suya rengini verir. Öyle bir boyama özelliği var. Ama denize bakınca bembeyaz. Bu 200 bin mezgit balığının bir kısmı av oluyor yeniyor, bir kısmı ölü doğuyor alttaki böcekler yiyor ama bu kanı asla göremiyorsun. Neden? Çünkü o koskoca denizde daimi bir temizlik faaliyeti olduğunun en büyük ispatı oluyor bunlar. Sinekler bir temizlenmeye ispat mıdır? Hiç temizlenme olmasa yılda 10 santim yer kabuğu belki yükselecekti. Peki bu mezgit balığı kainatın sürekli temizlendiğine bir örnek midir? Örnektir. Ufacı kan litrelerce suyu boyuyorsa, kanda böyle bir boyama Özelliği var. 200 bin mezgit balığı doğuyor. Bunun birçoğu yem oluyor, mama oluyor başkalarına. Peki bu mama olduktan sonra o kanı göremiyorsun. Değil mi? Bütün denizin kıpkırmızı olması lazım. O zaman ben bu kanı ve bu pisliği göremiyorsam denizlerde bir temizlik faaliyeti var demek midir bu? Demektir. Beyaz giyime toz olur diye türkü varken kutuplara geziyorsun ne toz var ne kir var. Kutuplarda da av ve avlanma faaliyeti yok mu? Kutup ayıları avlanmıyor mu? Foklar avlanmıyor mu? Oradaki tilkiler vesaire artık neyse bunlar canlılarla beslenmiyor mu? E sen onu ısırdığın anda boyama özelliği olan her yere kanın sıçraması lazım. Ama kutupları gezip bakıyorsun hiçbir yerde ne bir kirli ne de köşede bulaşık bir şekilde kalmış bir kan ne de ufunetli bir şekilde pis bir şekilde kalmış bir koku mevcut. Eğer bunların hiçbirisi mevcut değilse ben anlarım ki kutuplarda daima bir temizleme faaliyeti mevcuttur. Kefal balığı bir doğurmada 5 milyon doğuruyor. Bunların bir sınırlayıcısı olmasa sınırlamada bir temizlik faaliyeti mi? Evet. Bir kısmını yem yapıyor, bir kısmını ölü doğuruyor. Bu da bir temizlik faaliyeti mi? Evet temizlik faaliyeti. O yavruların kimi ölü, kimi başka balığın gıdası olmasa her yavru da 5 milyon doğursa, o diğer her bir 5 milyon yavru tekrar 5 milyon doğursa, çok kısa süre içerisinde denizden taşar bu balıklar. Allah'ın bunları sınırlaması ve denizi temiz tutması da bir Kuddüs'ün, bir temizleyicinin varlığına işarettir. Bunca kefal balığını temizleyip denizin bu berraklığını sağlayan acaba nedir? Kelebeğin kanatları pulcuklardan oluşur. Bu pulcuklar niye pulcuktan oluşuyor? Bak çok ilginç. Ben bir kelebeğim diyelim hemen. Kanadım benden büyük değil mi? Muhtemelen şu duvar kadar kanadım olur. Bu duvar bir kanadım, öbür duvar öbür kanadım. Şimdi ben şuraya ulaşıp nasıl temizleyeceğim bu kanadı? Temizleyemem. Ama o kanada kir gelmiyor mu? Gelmez olur mu? Geliyor değil mi? Mutlaka. Peki o kir nasıl temizlenecek? Allah o kanadı pulcuklardan yaratmış. Yağmur vuruyor ya. Eğer oradaki kiri alamıyorsa komple pulu alıyor. Pulla birlikte düşüyor kanat. Buna lotus etkisi deniyor. Duymuş muydunuz? Lotus. Tabi nanoteknoloji böyle. Bu lotus etkisi dediğim o bu olayı Nilüfer çiçeğinde de görüyorsun. Onun yaprakları da aynı şekilde pulcuklardan oluşuyor. Eğer bir yağmur ya da rüzgar vurduğunda Oradaki kiri çıkaramıyorsa kirle birlikte o tanecik çıkıyor. Almanya'da bunu otobandaki kameralarda denemişler. Kendini temizleyen kamera diye belki duymuşsunuzdur. Ya da şimdi kimyacılar dış cephe boyalarda temizliyor. Ne diyorlar? Kendi kendini temizleyen dış cephe ne demek bu? Parçacığını bırakıyor ki kendisini temizleyebilecek. Buna da lotus etkisi deniyor. Şimdi insanlar bu kadar ciddi mücadelelerle bunu yaparken kainatta irade akıl ve şuuru olmayan bu mevcudat ve bu varlıklarda ben sürekli bu faaliyetleri aktif bir şekilde görüyorsam bu acaba bir temizleyenin olduğuna işaret ve delil olur mu olmaz mı olur demek bu fabrikaya bakan zat neden böyle diyor çünkü fabrika temizlenmezse pislik dolar az önce verdiğimiz örnekler temizlendiğinin örneği değil mi dünyayı da bir fabrikaya benzetmedik mi o zaman bu fabrikaya bakan bir zat var kesinlikle neden e çünkü temizlik faaliyeti var temizlik faaliyeti varsa bir temizleyen olmak zorunda devam bahçeye olması lazım. Bahçeye eğer uygun ortam ve şartı yakalarsa 48 saat içinde 200 dünya büyüklüğüne gelebiliyor. Demek bu fabrikaya bakan zat... Neden öyle diyor anladınız mı? Temizlik faaliyeti varsa bir bakan zat olmak zorunda bu fabrikaya değil mi? Dünyayı neye benzettik? Fabrikaya ve misafirhaneye benzettik. Neden? Aynen. Sürekli ham madde giriyor, daimi işliyor. Bir de sürekli insan giriş çıkışı da var. O da önemli. Devam. Çok iyi bakıyor. Nerede anladı çok iyi baktığını? İşte az önceki örnekler çok iyi bakıldığını göstermiyor mu? Ya bu sinekler bize musallat olmamış. Mezgit balığı musallat olmamış. Kefal balığı musallat olmamış. Az önce verdiğimiz örneklerin hiçbirinde bir kirliliğin kalıcılığı yok. Demek ki bu fabrikanın temizlenme zorunluluğu var yani. Devam. Ve bu fabrikanın öyle tanzifçi bir sahibi var ki... Ne demek tanzif? Evet, temizleyici devam. O koca fabrikayı ve o büyük sarayı küçük bir oda gibi süpürtür. Temizler, tanzim ve tanzif eder. Şimdi tanzim etmek düzenlemek demek. Tanzif etmek temizlemek demek. Tanzim etmek düzenlemek demek, tanzif etmek temizlemek demek. Şimdi bizim evde genellikle haftada bir temizlik olur. O temizlik olduğu anda ev her şey her yerde olur. Sizde de öyle olur mu? Masalar orada olur. Hallar birbirine girmiş olur. Banyoya gireceksin, elini yıkayacaksın. Sabun bir yerde, havlu bir yerde, her şey bir yerde olur. Neden? Çünkü temizlik faaliyeti olduğunda genellikle tanzim işi çok karışık olur. Kainata baktığında hem temizleme var hem de her şey yerli yerinde devam ediyor. Tanzim var. Yani şu şeftali ağaçlarını bir şuradan alayım da temizleyip getireyim denmiyor. Demek ki tanzif var ve onunla birlikte tanzim de var. Demek kainata baktığında çok ilginç yani. Bir, mesela birazdan burayı temizleyeceğiz ve birbirine girecek. Doğru mu? Masaları hemen bir yere, bisküvileri bir... Kainatta bir temizleme faaliyeti var ve her şey tanzim, yerli yerinde de muazzam şekilde duruyor. Burası da çok ilginç yani küçücük yeri birbirine girdirirken koca kainat nasıl yerli yerinde? Ve o pek büyük fabrikanın büyüklüğü nispetinde muzahrefatı ve enkazından kalma kirli maddeleri, süprüntüleri bulunmuyor. Bulunuyor mu dünyada baktığınızda? Çok ilginç. Devam. Belki büyüklüğü nispetinde temizliğine ve nezafetine dikkat ediliyor. Temizlik olarak verilmiş 2-3 şey var. Burun temizliğidir. Belki biri dişin dış temizliğidir falan değil mi abi? Böyle arada hümkürüz falan. Arada dişimizi temizleriz. Onda bile çoğu zaman bunu yapmayı ihmal ederiz. Etmez misin? Şimdi bize verilmiş birkaç adet temizlik var. Saçtır, sakaldır, diştir. Dişimi fırçalamayı, burnumu silmeyi bazen dalıp unutuyorum. Peki ya kanımın temizliği de bana verilseydi? Günlük 8 ton kan temizleniyor. 8 ton. Yani o devir daim toplamda 8 ton kan temizleniyor. Burnu unutuyorsun arada, değil mi? Dişi unutuyorsun arada. Saçı taramayı unutuyorsun arada. Bazen daha feci faaliyetler var. Abi bu ayak mı sen? Senin ayağın ölmüş. <laughs> Bazen bu hallere geliyor. Kanın temizliği bana verirse ne olacaktı? 8 ton günlük faaliyet. Bir şey soracağım. Çok basit düşünün. Dünyaya ilk kez geldim vesaire böyle bir hakikati biliyorsun. Kim temizliyor? Basit bir soru ya. Ben mi temizliyorum? Ben farkında değilim ya. 8 ton temizlediğini az önce öğrendik hepimiz. Bu temizlik faaliyetinin bir temizleyeni olmak zorunda. Ve muhtemelen bilenler bilir. Bu temizlik de çok ince bir faaliyettir mutlaka. O damardan oraya, oradan böbrek süzüyor, oradan bilmem ne oluyor. Akıllara zarar bir faaliyet. Bana kalan bir iki temizliği ihmal eden bir insanken kanımın temizliği bana kalsaydı ne olacaktı? Midemin doluluğunda sinyal gelmeseydi de bunu ben boşaltmak zorunda kalsaydım. Perişan olurduk. Mutlaka birileri boşaltmayı unutur ve buradan patlardı. Ya da birileri zayıflama takıntısıyla her dakika boşaltırdı. Mide gerekli emilim ve sindirimi yapamazdı. Hiçbir vitamin ve mineral alamazdı asla. Şöyle bir işi dahi baktığında bırak sadece temizlik faaliyetini. Sende hastalık olup olmadığını dahi pisliğinden anlayabiliyorlar artık. Bir laboratuvara gidiyorsun, ne diyor? İdrar tahlili diyor ya da dışkı tahlili demiyor mu? Senin vücudunun temizleme faaliyetinden sende parazit var mı, hastalık var mı, kanında sıkıntı var mı, kaşında, gözünde sıkıntı var mı, böbreğinin sindiriminde problem var mı? Bunları dahi anlıyorlar. Mesela geçen bir arkadaş anlattı. Bir tanıdığı kanser olmuş. Ne kanseri unuttum. İdrar torbasını dışarı çıkarmışlar diyor. Saat başa gidip boşaltıyor diyor. Ne kanseri oluyor? Barsa eyvallah. Onu alıyor sürekli saat başı, iki saat başı ne bileyim gidip boşaltıyormuş. Şimdi senin çok basit gördüğün bir sindirim faaliyeti sana verildiğinde olması gereken iş bu. Ben içeriden ona kullanabilen var mı içeriden idrar torbasını? Ben yerini bilmiyorum yani. Nasıl kullanayım? Demek o dışarıda olmak zorunda. Doğru mu Fatih abi? Kestin onu dışarı alacaksın ve devamında ne yapacaksın? Saat başa gidip sürekli elinle boşaltman lazım. Lazım. ve eminim bir insan ömür boyu böyle gitse o da normalleşir. Ülfet haline gelir. Biz onu dahi boşaltmayı unuturuz. Peki vücudumda idrar kesemden midemden kanımdan hücrelerime kadar muazzam bir temizlik faaliyeti var mı? Var. Nasıl oluyor bu iş? Mesela antioksidan diye bir kelime duymuşsunuzdur değil mi? Ya kardeşim bu sarımsak var ya sarımsak. Antioksidan bildiğin gibi değil. Mesela şimdi biz bu çeçen yemeğini yiyoruz ya cırgın dış. Yediğimizde böyle bir rahatlama oluyor mu sizde de? Niye oluyor? Şimdi insanın nasıl dışkısı var? Hücrenin de dışkısı var. O hücrenin dışkısının kanda gezmesine serbest radikal diyorlar. Sarımsak gibi antioksidan, okside düşman değil mi? Sarımsak gibi antioksidan bir şey yediğinde o serbest radikalleri alıyor, topluyor, böbreğe değil mi abi? Böbreğe götürüyor oradan artık haydi bakalım vücuttan çıkma vakti diyor ya. Kanında bir boşalma temizlik oluyor mu? Oluyor kanındaki o serbest radikaller birden alınca diyorsun uykum geldi diyorsun halbuki o kandaki rahatlamadan biliyor mu böyle bir faaliyet olduğunu ben de bilmiyorum ya yani. ben de okudum sanki görmedik yani biz de okuduğumuzu anlatıyoruz işte iyi de benim bu okuyup anlatmakta zorlandığım, anlamakta zorlandığım olay gerçekleşiyor her gün. Her gün gerçekleşiyor. Nasıl gerçekleşiyor? Nasıl oluyor bu iş? Kim yapıyor bu işi? Benim kainatta böyle ince işler olacak, vücudumda böyle işler olacak. Dişimi fırçalamayı unutan, burnumu çoğu zaman ne zaman sileceğimi unutan ben, bu işleri de ben yapmış olacağım. Akıldan ufacık nasibi alan der ki, bu iş bir zat tarafından olmak zorunda der. Odamı temizleyemeyen beni kainatı temizlerken hayal eder misiniz? İnsan gün boyu aralıksız yürüse 30 kilometre yürüyebilir. Işık hızı saniyede 300 bin kilometre. Doğru mu? Saniyede 300 bin kilometre. Yani buradan İstanbul'a saniyede 300 kez gidiyor. 300 kez, 150 kez gidiyor geliyor. Bir saniye. Işık hızıyla gitsem bile ömrüm yetmeyecek olan kainattaki onca yere elim gücüm nasıl yetişir? Ben yetişemiyorsam kainattaki bu temizlik faaliyetinde eli gücü yetişip de tüm kainatı temizleyen kim? Sorulması gerekmiyor mu ya? Allah Allah. Devam edelim mi abi? Bir insan bir ayda yıkanmazsa ve küçük odasını süpürmezse çok kirlenir, pislenir. Mesela aşağıda kontrol ediyoruz değil mi? Kalan misafirler falan kirli bırakmış mı etmiş mi? Niye? Bir günde bile kirleniyor ya. Bir günde o da kirleniyor ya. Allah Allah. Tuvalete giriyoruz, temizlik yapıyoruz. Niye? Sürekli kirleniyor. Halıları her gün iki kez siliyoruz. Niye? Ya insanın yürümesi, kapının açılıp kapanması yeter kirlenmesi için ya. Devam. Bu sarayı alemdeki paklık, safilik, nuranilik, temizlik, mütemadiyen hikmet bir tanziften, bir dikkatli tathirden ileri geliyor. Peki bu düzenli kainattaki temizlikten kasıt ne? Az önce balık konuştuk ya, onu düşün. Bizim midemizi konuştuk ya, onu düşün. Evini konuştuk, onu düşün. Sokağa çıkmıyor musun? Ağaçları, şeftali ağaçlarını görmüyor musun? Yaprakları dökmüyorlar mı? O yaprakları bir yıl sonra görüyor musun yerde yine? Görmüyorsun. İşte bunları düşün. Annenin köyde tavukları sürekli orayı pisletiyor ama o pisliği bir, bir <laughs> müddet sonra görmüyorsun geri. Yani. Niye görmüyorsun? Yumurta oluyor kabuğu nereye gidiyor? Bunları niye görmüyorsun? Onları diyor yani. Kendince lütfen yorumla. Ve eğer o daimi tathir ve süpürmek ve dikkat ile bakmak olmasaydı bir senede bütün hayvanların yüz bin milletleri arzın yüzünde boğulacaklardı. Fatih'ün al. Temizlik işçileri çalışmıyor kainatta. Sizin toplam şimdiye kadar kaç kediniz oldu abi? Üç kediniz oldu. Bunlar öldü. Ne yapacaksın? Toprak da... Olmayacak. Yok o da yok. Temizlemiyor. Kimse gömmeye izin vermiyor. Evine koyacaksın. Kainatta hayvanlar, canlılar sürekli ölüyorlar. Tamam mı koyuncu? Ayrıştırabiliyor muyuz? Ayrıştıramıyoruz. Tefekkürümüzü genişletelim mi? Deden sağ mı? Nenen sağ mı? İkisi de mi sağ? Dördü de mi sağ? <laughs> Toprağında temizleme faaliyeti yok. Ne yapacaksın dedeni? Evinde tutacaksın evinde. Benim bu etim metim ne oluyor? Toprağa girince ayrıştırıyorlar. Bu bir temizleme faaliyeti. Ben diyorum ki yok temizleme faaliyeti. Olduğu gibi ceset. Olduğu gibi kalacak. Dedeni evin bir odasında koyacaksın. Peki çocuğun öldü. Ufak yaşta ne yapacaksın onu? Nerede kalacak? Adam yeni evleniyor. 6 ay sonra eşini kaybediyor. Ne yapacak o kadını? Aort genişledi öldü. Bizim geçen arkadaş ölmedi. Odaya koyacaksın yani. Könere koyacaksın bir yere koyacaksın. Yani yedi göbekten anan, atan, deden hepsinin tamamı bütün nesiller birikecek bir yerde. Kimse demez ki artık buraya koyalım, oraya koyalım. Bir yerde birikecek. Toprak da almıyor. Mezarlar bile bilmem kaç yılda bir üstü üstüne giriyordu. Öyle değil mi? Neden? Çünkü o kadar toprak da yok yani. Ya bak düşün şu an yaşayan 7 milyardan fazla insan var. Şu an yaşayan. 100 yıl sonra 7 milyarı birden gitti yani. Böyle düşün akıllara zarar rakamlar. Adamın çocuğu öldü. Ne yapacak şimdi? Mesela bebeğini kaybeden var mı tanıdığınız? Mesela benim en büyük ablam vardı. 6 aylıkken vefat etti. Burçin ablam vardı rahmetli. Ben görmedim tabii. 6 aylıkken vefat etti. Şimdi ne olacaktı o? Çürüme yok. Çürüme bir temizleme faaliyetidir. Unutmayın bunu. Çürümüyor beden yani. Ufunetli, Affedersiniz yani, etçiyetiyle kokuşmuş, ufunetli bir şekilde sen onu köşede koyacaksın. Şimdi size bir şey soracağım. Benim en büyük ablam Burçin ablam bir de şu anki ablam var. Bir de ben varım. Üç kardeşiz. En büyük ablam o halde yani vefat ediyor ama bir temizleme faaliyeti yok. Köşede dursaydı sizce annem babam diğer ablamı ve beni yapar mıydı? İmkanı yok. Ona baka baka bir insan bu acıyı tekrar duymak ister mi? Asla istemez. Yani bırak kainattaki kediyi, köpeği, hayvanı. İnsanları toprak ayıştırıp temizlemeseydi Ömer büyük ihtimal o saatten sonra hiç kimse çocuk yapma faaliyeti demiyorum. Sevme faaliyetine dahi giremezdi. Şimdi Şimdi biz bazen bir ölü görüyoruz. Ama biz bunu hızlı unutabildiğimizden dolayı sağ olan anamızı, babamızı, eşimizi sarılarak öpebiliyoruz. Şimdi bir insanın daimi gözünün önünde bunun örnekleri olsa sürekli birikse artık bunlar. Bak aynı evdesin, annen, baban, deden, dedenin dedesi, nenenin nenesi, onun dayın, halan, çocuğun. Bütün ölüleri o evde bir köşede, o apartmanda bir köşede, o sergide, o müzede artık neyse bir köşede biriktirmek zorunda kalıyorsun. Ve Hüseyin bunların hiçbirisini toprak ayrıştırmıyor. Bir insan bu onunla birkaç ay yaşasa sevme kabiliyeti tamamen sükut eder. Tamamen. Anladın mı? Bunun ilk öldüreceği şey kişinin sevme kabiliyeti olur halis. Çünkü insan sürekli nazargahında böyle görüntüleri görse ya bak şu örneği lütfen düşün. Çocuğun ölmüş 6 aylık ve seninle yan yana çürümüyor, toprak ayrıştırmıyor, gitmiyor. Bu şekilde kalmış. Sen bir daha asla çocuk yapamazsın. Hayvanları düşün. Az önceki konuştuğumuz balıkları düşün, hayvanları düşün. Aslanlar ölüyor, kaplanlar ölüyor. Mesela koyuncu diyor ki, abi semaveri arabaya attım, çocukları al bir pikniğe çıkalım. Bir gidiyoruz abi, şu ana kadar yeryüzünde ölmüş ne kadar hayvan varsa hepsi toprağın üstünde. Ne yapacağız Fatih abi? Ne pikniği Fatih abi? Kendimize kafes yapar, oraya kapatırız. O kokudan, o görüntüden, o pislikten boğulmamak için. Öyle Değil mi abi? Şimdi mesela biz Elvanlı'ya gidiyor muyuz? Ne yiyoruz abi? Alabalık yiyoruz. Değil mi? Çay içiyoruz, kahvaltı yapıyoruz. Orada rüzgar geliyor, güneş geliyor. Suyun sesi değil mi? Mesle diyor bize. Elvanlı'ya giderken sonuçta bilmiyorum bir köy yolu yani. Şu ana kadar var olan yani Elvanlı dediğin vardır yani. Değil mi? Uzun süredir Elvanlı dediğin yer. Şu ana kadar Elvanlı dediğin yerde yeryüzündeki o bölgedeki bütün ölmüş bitkiler en temizini söylüyorum bitki diye. Böcekler, hayvanlar Hepsi köşelerde görüyorsun. Elvanlı'ya bir gidiyoruz kahvaltı yapmaya. O orada böyle dev gibi bir bina var. O binada ne var abi diyorsun? Ya işte bizim yaklaşık 23 nesildir ölenlerimizin hepsini bu binada saklıyoruz diyor. Geçen vatan abi köpeğe çarpmış. Ayağıyla tutup köşeye ölmüş köpek çekene kadar bile bile zorluk çektim diyor ya. Yani. Ne olacak yani? İnsanın ilk kaybedeceği şey sevme kabiliyeti olur. Ondan sonra insani bütün vazıflarını bunlara cevheri insaniye deniyor. Sevme de bunlardandır. İnsan sevme, etme, şu bu bütün kabiliyetlerini şimşek umumunu kaybeder ve bir süre sonra kendisini bir odaya hapseder, kaybeder. Şimdi bile yeryüzünün bu kadar güzelliklerine rağmen insanlar psikoza giriyor değil mi? Anguazlara giriyor, psikolojiler Berbat durumda. Bir de böyle bir hadise olsa yeryüzünde bununla boğulur insanlar. Ha şunu soralım. Az önce söylediğimiz ve üzüldüğümüz olaylar eyvallah konuştuk da bunlar bir temizleme faaliyetinin içerisinde. Sorumuz şu. Temizleme faaliyeti kimin elinden dönüyor? Ve semavatın pezasında tahribe ve mevte mazhar olan kürelerin ve peyklerin kainatı gezdirecek. Tek tek cisimleri inceleyeceğiz. Belki yıldızların enkazları. Feza ne demek? Uzay. Demek gökyüzünün neyine bakacağız? Uzayına dik ve semavatın fezası gökyüzünde uzaya bak diyor. Ve semavatın fezasında tahribe ve mevte mazhar olan kürelerin ve peyklerin. Kopan gök cisimleri yukarıda hiç faaliyet olmuyor mu? Birbirlerine çarpmıyorlar mı? Evet. E nerede bu gök cisimleri? Tahrip ve mevte mazhar oluyorlar. Devam. Belki yıldızların enkazları. Yıldızlarda da kopma, parçalanma, çarpışma oluyor mu? Kayıyor. Evet patlatıyor. Olduğunda bir enkaz oluyor mu? Evet. Nerede acaba bunlar? Onu diyor. Devam başımızı ve diğer hayvanatın başlarını, belki küreyi arzın başını, belki dünyamızın başını kıracaklardı. Niye hiç çarpmıyor acaba? Şu ana kadar yeryüzüne düşmüşü var mı? Sibirya'da var değil mi? Çok nadirattan ama Allah böyle umum insanın olduğu bir yere düşürtmemiş hiç. Hakiki konudan sapanları uyarmak için. Bak hakiki mesele benim. Böyle birkaç ikaz manasında Allah Azze ve Celle yanılmıyorsam Sibirya taraflarına düşürmüş. Dağlar büyüklüğündeki taşları başımıza yağdıracaklardı. Ve bizi bu vatanı dünyevimizden kaçıracaklardı. Şey semaya baktığında dünya diğer gezegenlere nazaran şöyle bir toplu iğnenin ucu gibi kalıyor. E diğer gezegenlerin bir çarpışması, bir parçasının kopup dünyaya çarpması dünyaya dünya kadar bir şeyin vurması manasına gelir. Ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Semaya baktığımızda yani yıldızların oradaki sürekli bu çarpışma ve enkazlar varken bu enkazlar da kendi aralarında kalmıyor. Nasıl temizleniyor bunlar? Bu enkazların da bir temizlenme faaliyeti oluyor. Bu enkazları temizleme faaliyetine kara delik işçisi diye bir şey müdahale ediyor. Kara delik ne oluyor? Temizleyen değil, temizleyenin işçisi oluyor. Kara delik çok ilginç bir olay, o süprüntüler ve enkazlar buradan giriyor ama buradan çıkmıyor. Bir şeyi yani varken yok etmek kimin işidir? Allah'ın işi. Tam ona layık bir temizlik işçisi var yani. Buradan giriyor ama buradan çıkmıyor. Fezada onca gezegenin parçaları var. Ve yanılmıyorsam şimdiye kadar bunlar bir iki kez Sibirya tarafına düşmüş. Ne garipti ki bu parçalar birleşip başımıza yağmıyor. Çünkü bunları temizleyen kara delik diye bir işçi var. O gök cisimleri kara deliği burasından giriyor ama öteki tarafından çıkmıyor. Yani gök cisimleri varken yok ediliyor. Bu ise ancak Allah Azze ve Celle'nin bir özelliğidir. Kafanı kaldırıp semaya bakınca bir temizlik işçisi daha tanıyacaksın. Ne tabakası? Atmosfer katmanlar halinde bir şey. Ozon içerisinde başka bir katman. Şu masayı koruyacak bir örtü örtecek olsak biraz ince bir örtü olur doğru mu? Yer sofrasına biraz daha kalabalık oturuyoruz. Alta ne seriyoruz Halis? Muşamba. Yani biraz daha kalın bir örtü seriyoruz değil mi? Şu binada dış cepheyle ilgili bir çalışma yapsak dışarıya örtüyü de da sermeyiz. Daha kalın, Belki çelikten şöyle bir ağa serilir. Niye? Enkaz dışarıya sıçramasın diye. Yani olay büyüdükçe onun etrafını çevreleyen örtünün de aynı şekilde büyümesi gerekiyor. Doğru mu? Peki şimdi dünyayı düşün. Sofraya bile şu kadarcık bir örtü seriyorsan sizce koskocaman dünyaya ne kadar ozon tabakasıyla koruyup çevirmen gerekir? Kalınlığı nedir bunun? Çok fazla olması lazım değil mi? 6 milim. Ya 6 ve 10 milim. Çok ilginç değil mi? Tabii tabii tabii. insanların o delinecek, edecek dediği ozon tabakası 6-10 milim. Evet. Ozon tabakası, atmosfer demiyorum ozon, koskoca ozon tabakası yani seni dışarıdaki birçok zararlı gazdan, ışıktan ve belki belli başlı gezegenlerin parçalarından koruyan o koskoca ozon tabakası 6 ila 10 milim arasında. Ve bu ozon tabakası hangi ışınları, şimdi bak şey çok ilginç değil mi? Şimdi güneşin bütün ışınları bize aynı ile ulaşıyor mu? <laughs> Ulaşmıyor. Ulaşsa yeryüzünde soğan kalmazdı o zaman. Anladın mı? Hepsini yakar kavururdu. Peki bu filtre görevini kim görüyor? Güneşin birçok ışınlarını atmosfer tabakaları ozon tabakası da bunlardan bir tanesi. Şimdi o zaman bir filtre görevi görüyor. Mesela ışık filtresi gibi, gaz filtresi gibi bunlardan bir filtre görevi görüyor. Şimdi bu atmosfer tabakalarının bu filtre görevini görmesi için güneşi tanıması şart mı? Şart. Çünkü güneşi tanıyacak, ışınlarının mahiyetini bilecek. Beni tanıması şart mı? Şart. Neden? Çünkü beni tanıyacak ki bana hangi ışın lazım, hangi gaz lazım, onların geçişini veya geçmemesini sağlaması gerekiyor. Patates tanıması lazım mı? Lazım. Mesela Meyveler ne zaman kızarıyor abi? Meyveler, sebzeler. Tam güneşi yediğinde kızarıyor değil mi? Bu ışınların, bu tabakanın domatesle tanıması gerekiyor mu? Şu ışınlar domatese faydalı olur, bunlar faydası olur. Dur bunları geçireyim de bunları geçirmeyeyim diye. Peki akılsız, şuursuz, kendisi dahi varlığının mahiyetini bilmeyen atmosfer tabakaları veyahut ozon tabakası sizce az önce söylediğim bütün varlıkların mahiyetini ayrıntılı bir şekilde biliyor mudur? Bilmesinin hiçbir imkanı yoksa demek ki bütün bu mevcudatı tamamıyla biren bir zat hem güneşi bilecek hem koyuncuyu bilecek hem benim tenimi bilecek hem domatesi bilecek hem bulguru bilecek hem tavuğu bilecek hem toprağı bilecek ki ona göre o tabakaları o katmanları ve ışınlarda o temizleme faaliyetini gazlarda o temizleme faaliyetini belki bazen çarpan gök parçalarında o temizleme faaliyetini ozon ve atmosfer tabakalarına yaptırabilsin. Acaba buradaki temizleme faaliyetini üstlenen zat kimdir? Halbuki eskiden beri o yukarı alemlerdeki tahrip ve tamirden medarı ibret olarak yalnız birkaç semavi taşlar düşmüş ise de hiç kimsenin başını kırmamış. Hem zeminin yüzünde her sene mevt ve hayatın değişmeleri ve dövüşmeleri yüzünden yüz binler hayvanat milletlerinin cenazeleri ve 200 bin nebatatın taifelerinin enkazları. Bitkiler ölecek, toprak ayrıştıracak mı? Hayır ayrıştırmayacak. Hayvanlar ölecek, toprak ayrıştıracak mı? Ayrıştırmıyor. Çocuğun ölecek, ne yapacaksın? Evet. Bütün bunlar sürekli birikse insan sevme kabiliyetine kadar kaybeder. Bunlar neden birikmiyor? Buyur. Temizlik var. Temizlik var. Peki bu temizliği kim yapıyor? Bunu arıyoruz zaten. Temizlik varsa, bu eylem varsa bunun ismi de vardır. Yani ismi Kudüs var. Ber ve Bahrin yüzlerini... Bir dakika ne demek Ber? Berkara, Bahır, deniz. deniz. Hem karayı konuştuk mu? Örnek verdik mi karadan? Verdik. Elma, armut, gök cismi dedik, ceylan dedik, kelebek dedik, çocuğumuz dedik. Peki bahirden örnek verdik mi? Denizden verdik. Mezgit balığı dedik, kefal balığı dedik, o kadar canlı var dedik, bak hiç kirlilik görmüyoruz dedik. Kanda boyama özelliği var dedik. O kadar canlı ölüyor, nasıl boyanmıyor dedik. Fevkalade öyle kirleteceklerdi ki zîşûr, o yüzleri değil sevmek... Şimdi her yer kirlendi mi Onur Hakkız kainatta? Zişur dedi kim? Bizler. Ben de bu kirliliği görüyorum sürekli. Hiç temizleyen yok. Sonra ne diyor Muhammed abi? Değil sevmek. Neyi sevmek? O yüzleri. Ölen bir çocuğu sürekli görüyorsun. Yanında da canlı bir çocuk var. Diyor ki sevemez, aşık olamaz artık diyor. Yitirir. Aşık olmak belki öyle çirkinlikten nefret edip mevte ve ademe kaçacaklardı. Kendini öldürürdü insanoğlu diyor daha kibarcası. Çok ilginç değil mi Murat? Yaşanmaz diye. Tabii yaşanmaz diye yaşa Asla. Çok ilginç. Mesela adına kaçacaklardı dedi abi. Kendisini öldürse yanındaki de aynı bölgeye girmiş olacak. Mi? O yüzden yokluğa bile gitmek isterdi. <laughs> ya, ya. Her yerde ölüler var. Yani. Pislik olacak. Pislikler var. Bak şeyleri bile düşün Sinan. O, mesela geçerken şeftali ağacı var. Yüzyıllardır o şeftaliler ölmüş, ölmüş ölmüş köşede birikmiş. Toprak ayrıştırmıyor ve pis bir şekilde duruyor orada. Sinekler üstünde. Bir yavrulamada buçuk milyar yavrulayan ve o yavruları yok olmayan sinekler. Ben o yoldan geçmek bile istemezdim. Doğru mu? Düzenin olması gerektiğini de bir nevi bir şey yapıyor bu. Gerektiriyor. Hmm. Hani yaşayanlar yeryüzünde, yaşamayanlar yer altında olmak zorunda ki yaşayabilelim yer üstünde. Hmm. Değil? Canlılar, toplu cansızlar toplu çok, bir şey. Çok gibi. güzel. Hmm. Çok güzel. Bir kuş kolayca kanatlarını bir katip rahatça sahifelerini temizlediği gibi bu tayyare arzın bir kuş kolayca kanatlarını. Hiç izlediniz oluyor mu kuşları? Temiz, o temizliği yapıyor değil mi? Belgeselde denk gelmiştir mutlaka. Şimdi bu kuş nasıl temizliyor bu kanatları ya? Şimdi ben desem ki bir gün çevirsem kuşun birini havada uçarken. Ey atmaca kardeş hayırdır sürekli temizlik yapıyorsun kanatları falan. Vallahi Mehmet abi biliyor musun sürekli cama sinek çarpıyor. O yüzden böyle bir temizlemek yapmak zorunda kalıyoruz Böyle demez değil mi abi? Nasıl bir emir alıyor da sürekli temizlik faaliyeti içerisinde bir kuş? Değil mi? Daimi bir şekilde resmen abdest alır gibi temizlik faaliyeti içinde. Bir kuş kolayca kanatlarını ve bir katip rahatça sahifelerini temizlediği gibi bu tayyareyi arzın. Tayyare ne? Uçak tayyare arz ne oluyor? Dünya uçağı diyor değil mi burada? Evet. Ve bu tuyuru semaviyenin Tüyür kanatları. Ne? Kuşlar, kuşlar. Kuşların kanatları. Ve bu kitab kainatın sahifeleri de öylece temizleniyor. Şimdi az önce kuşun temizlenme faaliyetini anlattık ya ben size bir soru sormak istiyorum. Şimdi ben bugün yine evde kahvaltı yaparken anneme vereyi oturttum. Her gün her gün aynı şey ecmelverada. Onu yiyeceğim bunu yiyeceğim diye var ya suyu havaya atıyor, yoğurda elini koyuyor, karpuza kafa atıyor, soğan ısırıp köşe atıyor var ya yani çocuğun her yemeğinden sonra ya iyice dezenfekte edeceksin Sinan ya duşa sokacaksın. Şimdi bir insanoğlu kendi temizliğini yapması gerektiği gibi yapabilmeyi belki 10 yıl 15 yıl sonra öğrenebiliyor. Arkadaş bu kuş'a bu temizlik faaliyetini öğreten kim? Bir insan temizlikte tekamül edebilmek için 10 yıl 15 yıl eğitim görmek zorunda kalıyor. Ben diyorum ki bu kuş hiç eğitim almadan bu temizlik işini nasıl öğrenmiş? Demek bu algoritmayı yazılımı programı içine derç eden biri olmak zorunda. Devam edelim abi. Güzelleşiyor ki Ahiretin hadsiz güzelliğini görmeyen ve imanla düşünmeyen insanlar dünyanın bu temizliğine, bu güzelliğine aşık olurlar, perestiş ederler. Bir insan Esma'nın bu tecellilerini görse der ki Esma'nın bu tecellisi kimdeyse benim sevdiğim bütün güzelliklerin kaynağı da ondadır. Neden? İsmi Kuddüs güzeldir çünkü. Temizlik güzel mi? Güzel. Siz oda temizlenince, oda düzenli hale gelince bir rahatlayıp ferahlıyor musunuz? Ferahlıyorsunuz. Demek ki biz bundan mutlu oluyoruz. Peki bunun temel kaynağı kim? İsmi Kutlus. Yani Allah Azze ve Celle'nin kendisi. Şimdi insanlar kainattaki bütün faaliyetlerin temel kaynağının Allah'ın esmaları olduğunu idrak etmezse ne olur? Dünyaya müptela oluyorlar bu sefer. Bunun karşılığı taklidi iman demek abi. Şimdi koyuncu abi ben sana desem ki kardeş şu Antalya'da benim 5 katlı merkezdeki villam var ya feda olsun kardeşimin tırnağının kirinin kiri olsun kurban olsun ona hediye etmişim desem. Bir titremez kalbin. Derse ki Allah Allah. 3 artı 1 evde oturan adamın Antalya'da 5 katlı villası nasıl olacak dersin ya? Değil mi? 100 trilyon demek. Nasıl olacak dese. O esnada getirsem sana tapıyor. Bak koyuncu kardeş. Gördün mü tapımı desem bir heyecanlanırsın. Aa, Allah Allah. Adamda gerçekten de varmış ya der. Öyle değil mi? Bir böyle yüreği bir titrer. Kıplaşır değil mi Sinan? Üstüne de koyuncuya feda olsun diye bir imza atıp bir versem sana böyle ayaktan elden başlarsın öpmeye. Neden? Çünkü sen benim villamın olduğunu tahkik etmiş oldun. Adam ahiret var diyor. Haşir var diyor. Öldükten sonra dirilir var diyor ama bunlarla ilgili hiçbir delile yeltenmiyor. Delile yeltenmeyince his ve heyecan duyamıyor. His ve heyecan duyamayınca içinde tatmin etmesi gereken duygular var mı? Var. Bunların hepsini dünyaya sunuyor. Hepsini. Anladın mı? Niye? Tahkiki iman bu demek işte. Tahkiki iman bir meseleyi güzel anlatmak demek değil. Güzel hissetmek, güzel olmak demek. Şimdi burada bir cümle geçiyor. İmam Rabbani diyor ki Letaifi cennet cilve-i esmanın temessülatıdır. Letaifi cennet. Letaif. Letaifi cennet ne demek? Cennetin güzellikleri. cilveye, esmanın misalidir, örneğidir, temessülatıdır. Cennet dediğine biliyor musun? Allah'ın esmasının değdiği yer. Sen Allah'ın zatını düşün, onu diyor. Cennet dediğin Allah'ın esmasının bir tecellisi. O zaman dünya dediğin ne oluyor? O tecellinin gölgesinin 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 gölgesi. Adam dünyaya mest oluyor ya neye mest oluyor biliyor musun? Allah'ın esmasının tecellisinin gölgesinin 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 gölgesine müptela oluyor. Neden? Tahkik yok. Tahkik nasıl olur? İşte bu derslerle olur ancak. İman dersi ne demek? Şimdi oldu mu Sinan? Tam oldu mu? Yakinin artması, tahkik etme iman dersi diyor. Mesela bir adam geldi sana efsane her meseleyi anlatıyor. Ama bu adam ahiretini kuvvetleştirmek için fedakarlık yapamıyor. Neden? Tahkik yok tahkik. Yakini artmamış. O adam o beş katlı villonun tapusunu görse var ya amuda kalkar, ters döner burada. Ama görmüyor onu. Niye görmüyor? İman zafiyeti var. Demek bu sarayı alem ve bu fabrikayı kainat Bak gördünüz mü? Alem'i yine saraya benzetti. Tonla çalışanı var, yemekler giriyor, koltuklar giriyor. Anladın mı? Sarayı alem diyor ve ne diyor? Fabrikayı kainat. Niye? Bir sürü madde giriyor, bir sürü insan giriyor, çıkıyor, tonla olay oluyor. Ne olur o fabrikayla han örneğini unutma. İsmi Kuddüs'ün bir cilve-i azamına mazhardır ki Cilve yani, bir esmanın tecellisine cilve deniyor. O Tanzifi i gelen emirleri Tanzifi kutsi ne demek? Kutsi temizlik. Bir zatiyi pak olan sadece Allah'tır. Bir zat tarafından bir yer kutsanmışsa o da bu demiştik değil mi abi? Bu temizlik faaliyeti neden kutsi? Çünkü Kuddüs'ün tecellisi, cilvesi olduğu için kutsi. Ama burada cilve dediği şey dikkat et. Bir kuşun temizleme programına cilve diyor. Faaliyete de değil. Çok ince yani. Devam değil yalnız denizlerin akilül lahm tanzifatçıları ve karaların kartalları. Akilül etle beslenen Hani dedik ya o kadar yavru ölüyor, o kadar hayvan parçalanıyor. Nerede bunların kanımanı dedik ya? Bir kısmını etçiller hallediyor, bir kısmı aşağı iniyor böcekler hallediyor, bir kısmını yosun hallediyor, bir kısmını bakteri var. Bakteri denizde. Bakteriler var ya. Ne kadar biliyor musun? Katrilyon sayısız bakteri var ya. O senin gördüğün minnacık parçaları ayrıştıran, onunla beslenen bakteri var. Sonra o bakterinin dışkısı var. O dışkıyla beslenen başka bakteri var ya. Bak usta, sana bir şey söyleyeyim mi? Kainatta şimdiye kadar yazılmış bütün tefsirler bu faaliyetleri teselsül ve silsile yoluyla anlatıyorlar. Hep devir daim var diye. Üstad sebep ve müsebbeple anlatıyor. Sebebe bak bunu kim yaratabilir diyor. Ya. Belki kurtlar ve karıncalar gibi cenazeleri toplayan sıhhiye memurları dahi dinliyorlar. Kurtlar ve karıncalar Allah'ın neymiş? Sıhhiye. Memur. Memur ne demek? Memur. Emir. Emir alan demek. Karınca vazifesini kusursuz yapıyor mu? Kurtçuklar kusursuz yapıyor mu? Bakteriler ve ayrıştıran diğer bütün hepsi kusursuz yapıyor mu? Neden kusursuz biliyor mu? Aldığı emri muazzam yapıyor. Bak bilmediği bir faaliyetin emrini alıp muazzam şekilde o faaliyeti yapıyor. Peki o faaliyeti bilen ne güzeldir. Ne paktır ne temizdir. Ya Allah aşkına ya. Aslan giray ölüyor. Atıyorsun toprağa tırnaklarına kadar kemik hariç komple ayrıştırıyor. Kemiği de ibret olsun, yüzyıllara tarihe ders kalsın diye başka bir cihette bırakmış öyle. Onun da ayrı hikmetleri var. Ama bakıyorsun kemiğe gelene kadar bir parça etin gıdığın dahi kalmıyor ya. Hepsini ayrıştırıyorlar. Toprağın altında oluyor bu faaliyet ya. Şurada en profesör bütün doktorları toplasan desen ki ya şu ihsanın eti kemiğine yapışmış. Şunun etiyle kemiğini bir ayırın desen bu kadar temiz yapamazlar. Eti eser sıvı bulaşır, sıvıyı temizler damarı koparır. Anladın mı? Ama o kurtçuklar, toprağın altındaki bu vazifedar bakteriler nasıl yapıyor? Kemiğe bir dokunuyorsun cillop gibi müzelik yani. O kadar güzel temizlenir mi ya? Temizliyor işte. Muazzam bir şekilde temizliyor. Neden temizliyor? Bunlar çünkü memur memur. Aldığı emri nasıl yapıyor uğur? Efsane yapıyor. Devam edelim mi? Belki o kutsi evamiri tanzifiyeyi. Bir dakika evamiri tanzifiye koyuncu ne demek? Temizleme emirleri. Devam. Bedende cereyan eden kandaki küreyvatı hamra ve beyza dahi dinleyip. Küreyvatı beyza. Ben beyzayı beyaz diye kodladığımdan dolayı buna akü var diyorum. Ve küreyvatı hamra. hamra. Bu ne oluyor? Bu da al yuvar oluyor. Bunlarda temizlik işçiliği de var Zilan. Yani sen de kanında al yuvar ve ak yuvar diye iki tane temizlik işçisi var. Ve bunun bir tanesi mikropla savaşıp temizlik yapıyor. Çok ilginç. Bedenin hücre rahatında tanzifat yaptıkları gibi nefes dahi o kanı tasfiye eder, temizler. Nasıl yapıyor bunu? Şimdi birlikte bana bakın bir. Şöyle bir elleri kaldırın. Hazır mısınız? 3 Üç deyince derin bir nefes alıyoruz. Bir, iki, üç. Yavaş yavaş veriyoruz. Şu an kanı temizlendi. Farkında değilsin. Aldığın nefeste kanın temizliyor. Bir, bu temizleyen memurlar kim? İki, bu memurlara bu temizleme işini öğreten kim? Ve o emri, göz kapakları, gözleri temizlemek ve sinekler kanatlarını süpürmek için. Usta bir şey soracağım. İhsan bana bakıyor musun? Bak şu an gözünü kırptın. Beyine komutu sen mi gönderdin? Hayır bak şu an daha çok kırptın. Niye biraz heyecan da yaptın daha çok temizleyeyim. Gözlerim güzel gözüksün dedim ben. <laughs> Şimdi bu göz kapaklarının sürekli şu vazifesi ne biliyor musun? Benim arabanın sileceklerinin çok üst seviye gelişmişi. Üst seviye. Bir de şey de ilginç yani mühür aynı mühür. Sende de var, kartalda da var, anakondada da var. Tıs! Sinekte de var, başkasında da var. Yani işin garip kısmı şu. Benim gözümü temizliyor ya şu açma kapama. tabi koruma mekanizması da var. O temizliğin de üstüne geçiyor. Hani kirlenir temizlersin bir de kirlenmesin diye. Gece uyurken ulan şş, hayırdır gözümüze bir şey mi yapacaksınız diye çat kapatıyorsun. Perde gibi ya. Bak bizim otomatik perde Fransız motor. Bir de şu perdeye bak. Şimdi işin en ilginç kısmı şu. Temizleme faaliyetinde benim iradem yok. Gayri iradi bir meleke olarak bak gözünü kırptım. İsteyerek mi? Göz kırpma, temizleme faaliyeti. De bana verirsin. Sıkıntı çıkabilir. Bak ömür boyu Fatih şöyle gezerim ha. Şu an kırpmam lazım, kırpmam lazım diye. Artık çay içebilir miyiz Murat? İçemeyiz çok zor. Ayakkabı bağlayabilir miyim? Çok zor. Evde bir ekmek arası sandviç yapabilir miyim? Çok zor. Tantuni, havacıva. Artık unut onları. Artık başka hiçbir iş yapamam. Sadece şu temizleme faaliyeti benim irademe verilse perişan halde olmuştum. Şimdi bir insan bunu tefekkür etmeyip sürekli kibirleniyor ya Sinan. Şöyle. Allah da ufacık mikropla bile tokatlıyor ya. Çok komik oluyor ya. Gözünü kırparak temizleme faaliyeti bile iraden değil. Vücudunun neresine hakimsin ki sen bu vücutla bir de kibir ve enaniyet sergiliyorsun. Ve o emri göz kapakları, gözleri temizlemek ve sinekler. Kanatlarını süpürmek için dinledikleri gibi koca hava ve bulut dahi dinler. Ya bu sinekler var ya, bildiğin abdest alıyor. Durmedim ya. Hava zemininin satına yüzüne konan toz, toprak gibi süprüntülere üfler, tanzif eder. Bulut süngeri, bulutu süngere benzetiyor ya sünger bob gibi. Geliyor işini yapıyor temizliyor. Bir anda bak aa yerinde yok ya Allah Allah. Zemin bahçesine su serper toz toprağı yatıştırır. Demek yağmur yağınca bir de ne oluyor? Muazzam bir temizlik oluyor. Toz toprak hepsi nereye yapışıyor? Toprağa yapışıyor. Bazen derler üf hava mikrop dolu ya bir şey olsa yağmur yağsa kırılır derler mikrop değil mi eskiler niye öyle diyor o toz toprağın üzerinde ben hapşırıyorum böyle o pislik ne kadar var hepsi geziyor böyle yağmur yağdı mı toprağa yapıştırıyor topraktaki memurlar o toprağa yapışmış mikropların hepsini kırıyor geçiriyor sonra gökyüzünü çok zaman kirletmemek için çabuk süprüntülerini toplayıp kemale intizamla çekilir değil mi bulutlar ne olur işini yapar ya dur şu yıldızları Ayı, güneşi kapamayayım der. Vazifesini biter. Garaja çekilir. Biz olsa o bekleriz nasıl Çok garip ya. Bulut temizleme işini nereden biliyor? Buluta bu işi kim bildiriyor? Bulut oraya kim gönderiyor? Hiç unutmuyorum ortaokul, lisede derlerdi. Ormanın çok olduğu yerde bulut çok çıkar derlerdi. Bir kere bulut ormandan çıkmıyor. O ayrı bir konu. İkincisi bulut gibi akılsız, şuursuz, şefkatsiz bir şey. Yeşilliğin bol olduğu yeri daha çok sulayım şefkati <laughs> ne? nereden bilebilir acaba? Göğün güzel yüzünü ve gözünü silinmiş ve süpürülmüş parıl parıl parlar gösteriyor. Yeryüzünde, semada, dağlarda, bayırlarda çok güzel bir manzara gördüğünüzde bilin ki o parıl parıl parlayan manzaranın temel besin kaynağı gene ismi Kuddüs temizliyor ki sen o kadar güzel görüyorsun. Temizlemek ne demek? Vazifesiz bir şeyi oradan almak da temizlemek demek. Biz bugün bu temizlik noktası özellikle tövbe, cennet, cehennem çok genişletti değil mi? Tefekkür <laughs> dünyamızı. Ve o evamiri tanzifiyeyi yıldızlar. Şimdi abi evamiri tanzifiye ne demek Muhammed abi? Temizlik emirleri. Unsurlar, madenler, nebatlar dinledikleri gibi bütün zerreler dahi dinliyorlar ki hayret engiz tahavvülat fırtınaları içinde o zerreler nezafete dikkat ediyorlar. Bir yerde lüzumsuz toplanmıyorlar. Kalabalık etmiyorlar. Bir dakika bir şey soracağım. Bir yerde lüzumsuz toplanmıyorlar. Neyler? Madenler, unsurlar, nebatlar. Kalabalık etmiyorlar. Şimdi bir yerde lüzumsuz toplanmak. Bir hayal edelim. Mesela kainatın dengesinde bir şeyleri bir yerde lüzumsuz toplasın zihninde. Mesela bütün bulutları bir yerde lüzumsuz topla. Ne oldu? Kirlik oldu, diğer yerler temizlenmedi ve yeşillik de bitti. Rüzgarı sadece bir yerde lüzumsuz topla. Ne oldu? Bütün madenleri bir yerde lüzumsuz topla. Mesela Çin'de sadece demiri falan her şeyi Çin'de topla. Bitti. Peki vücutta bir şeylerin lüzumsuz toplanmasına ne denir? Hangi hastalık? Bir daha söyle. Kim dedi onu? Kanser denir. Hücrelerin bir yerde lüzumsuz toplanıp 3 hücrenin besinini 30 hücre, 300 hücre yiyorsa ne deniyor ona? kanser deniyor. Yani bu kainatın kanseri olurdu eğer onlar lüzumsuz bir yerde toplansaydı. Ya, kainatın kanseri de buymuş demek. Bütün vazifedar unsurların lüzumsuz bir yerde toplanması da kainatın kanseri. Mülevves olsalar çabuk temizleniyorlar. Mülevves. Pis, killi. En temiz ve en nazif ve en parlak ve en pak vaziyetleri, en güzel, en saf en latif suretleri almak için bir desti hikmet tarafından sevk olunuyorlar. Kainattaki bu faaliyetler hep yerli yerinde zamanında oluyor. Demek bir hikmet tarafından oluyor. E kendi kendine olamayacağı bir kudretin o hikmeti sağlaması gerektiğinden dolayı demek ki bir desti hikmet yani bir hikmet eli tarafından bu işler sağlanıyor. İşte bu tek fiil yani bir tek hakikat olan tanzif. Bu anlattığım bir tane olaya bir ufak tanzif anlattım ha diyor koyuncu. İsmi Kudüs gibi bir ismi azamdan. Bu gördüğünüz az önceki kuşlar, atomlar, hücreler, bakteriler, balıklar, sema hücrelerimiz. Bunların hepsindeki temizlik faaliyetlerinin tamamına baktım ve aynı mührü gördüm. Aynı hassasiyetle, aynı amaca hizmet için bir temizlik vardı. Madem aynı hassasiyetle, aynı amaca hizmet için memurlar aynı vazifeler üstlenmişse ben hepsinde aynı mührü gördüm. Burada Salvador Dali'nin resmi olsa ben o resmin altındaki mührü silip Mehmet Yıldız yazsam bu haksızlığa girer. Onun resmini çalmaya girer. Madem burada o zulüm olursa kainattaki o temizlik faaliyetlerinde aynı mühür varsa kim o mührü silip bu da şöyle oluyor dese aynı hırsızlığa, aynı zalimliğe girmiş olacaktır. Ve kainatı gez. Sezen yani işi sonunda anlıyor ki bütün bu mühürler bana şunu gösterdi. Bir ismi Kuddüs var. Ne demek bu? Temizlik faaliyetini yapan Kuddüs isminde bir zat var diyor. Ve bu Kuddüs temizliği yaparken hikmet barındırmış. Tek esma var mı ortada? Cık cık cık. İsmi azama anlamıştık değil mi? Ve bunu yaparken şefkat barındırmış. Ya şu gökyüzünün bulutları şuradan çekeyim de. Bugün ilkokul çocuğuna resim çizdiğince ne çiziyor? Dağ, güneş, Değil mi? Ev, ağaç. Nasıl çiziyor o dağ güneşi? Sürekli bulutlar temizliyor ki o güneşi o dağ çizebiliyor. Bugün hepimizin zihninde ortak bir güzellik var. Nedir? Aydınlık, ışık, nur, güneş. Bulutlar, martılar uçuyor falan. Peki nasıl oluyor bu? Allah Azze ve Celle temizliyor ve kul bunu yapıyor. Demek ki bu temizlik faaliyetini yapan zat da, sanatkarlık da var. Saniye Zülcelal. Güzellik var, musavvillik var. Temizlik var, süsleme var, müzeyyen var, ilim var, şefkat var. Ve bunların hepsini nerede cem etmiş? Kuddüs'te cem etmiş bu sefer. Yani ana merkeze ismi Kuddüs'ü koymuş, devamını da onlarla birlikte bağlamış. Bu yüzden Kuddüs ismi azamdır. Kainatın daire-i azamında görünen bir cilve-i azamdır ki doğrudan doğruya mevcudiyet-i Rabbaniye'yi ve vahdaniyet-i ilahiyeyi Esma-i Hüsna'sıyla beraber Bak diğerlerini de birlikte bir şekilde Güneş gibi geniş ve dürbün gibi olan gözlere gösterir. Şimdi ben bazen Allah razı olsun bizim kardeşlerden rica ediyorum ya diyorum şu benim odaya misafirle geleceğiz bir temizler misin? Temizliyor ama temizlerken benim masada 10 tane not açık, kitap açık, defter açık. Onları bir temizliyor temizleyeceğim derken hepsi birbirine karışıyor. O kitabın açık sayfası karışmış, notum karışmış, öteki karışmış. Şimdi biz bazen temizlik yaparken hikmeti yap yapamıyoruz, karıştırıyoruz. Ama burada Kuddüs tecelli ederken diğer bütün esmanın dengesini ve oranlarını da hiç bozmadan tecelli Bak ismi azam cemi esmai cemdir. Allah Allah gördün mü şimdi temizliyor karıştırıyor mu şefkatten çalıyor mu hayır hayır hepsini dengeli muazzam şekilde. Evet Risale-i Nur'un çok cüzlerinde kat'i burhanlarla ispat edilmiş ki ismi hakem ve ismi hakim. İsmi hakem düzen veren ismi hakim hikmetle yapan bunları ayrıntılı gireceğimizden bugüne almadık. İsmi hakem ve ismi hakimin bir cilvesi olan fiili tanzim ve nizam ve ismi adıl ve adilin bir cilvesi olan fiili tevzin ve mizan ve ismi cemil ve kerimin bir cilvesi olan fiili tezyin ve ihsan ve ismi rab ve rahimin bir cilvesi olan fiili terbiye ve inam bu daire-i azamı alemde her biri bir tek hakikat ve bir tek fiil olduklarından bir tek zatın vücubu vücudunu ve vahdetini gösteriyorlar. Aynen öyle de ismi Kuddüs'ün bir mazharı ve bir cilvesi olan fiili tanzif ve tathir dahi. Bak şimdi ismi Kuddüs'ün cilvesine fiil. Ne fiili? Tanzif fiili. Temizleme fiili bir cilve mi? Evet. Buradan bir devam edelim. Ve tathir dahi o zat-ı vacibül vücudun hem güneş gibi mevcudiyetini. Şimdi bir temizleme faaliyeti Allah'ın neyini gösteriyor diyor. Mevcudiyetini gösteriyor diyor. Devam edelim. Hem gündüz gibi vahdaniyetini gösteriyorlar. Şöyle temiz bir süpürge falan bir şey var mı temiz? Şimdi abiler. Utku, kardeşim. <laughs> Şimdi Utku şöyle yürüyor. Şuraya kadar bir yürü Utku. Şöyle bir seifoların oraya kadar ha. Şöyle bir duruyorsun Utku, Utku durur. Birden hayretli et, etrafına bakar. Allah Allah bu Adana sokakları ne kadar temiz böyle ya. Allah Allah. Şu marulun temizliğine bak. Şu uçan kuşa bak, Hüseyin'i görüyorsun. <laughs> Allah Allah, bunların hepsi tertemiz. Utku bir şaşkınlık efekti ver, kurban olduğum. Utku çok gezerken çok şaşırıyor, bakıyor. Bütün... Şöyle biraz turla Utku, şöyle yavaş yavaş. Adana sokakları gezerken... Etrafa bakıyorsun, sürekli şaşırıyorsun. Gel devam et şurada. Sokakta bir bakıyorsun, şöyle bir süpürge süpürüyor. Bu kadarını görüyorsun. Yani süpürgenin yarısını görüyorsun. Şimdi kardeşim, aklını yitirmediysen, meczup değilsen, bir parça mantık varsa, şu masanın devamında ne dersin bu süpürgeyi? Kim kullanıyor dersin? Bak geldi Adana'da, baktı böyle her yer tertemiz. Ardından baktı sokağı, Ömer Şöyle yarısı gözüküyor değil mi süpürgeye? Şöyle yarı bir süpürge gördü. Allah Allah süpürge sokağı temizliyor. Süpürgenin diğer yarısını görmedi ama. ırkı, dini, dili ne olursa olsun mutlaka der ki: "Şu göz süpürgenin yarısını görüyorum ya, diğer yarısında bu süpürgeyi tutan ve temizleyen bir zat kesinlikle olmak zorundadır." Yani hiç kimse bir parça sahibi akılsa bu süpürge tek başına bütün burayı kendi başına temizliyor demez. Şimdi benim az önce Size anlattığım, topraktaki kurtçukların süpürgeden ne farkı var Sinan? Temizleme faaliyeti yapıyor mu? Süpürgeye şaşırdın mı az önce sokakta gezerken? <laughs> şaşırdım. Kurtçıya niye şaşırmıyorsun? Ne farkı var? Süpürge sokağı kendi başına temizleyebiliyor. Kurtçuğun temizlemesi aynı gariplikte değil mi? Akılsız şuur. Bulutun gelip temizlik faaliyeti yapıp geri gitmesinin süpürgeden bana bir tane farkını söyle. Şimdi bu temizleme eylemini yapmak için bir, Bilim lazım mı? Lazım. Nasıl temizlenir bunu bilmek lazım. Mesela süpürgeyle şöyle bir süpürme olabilir mi? Olamaz toz her yere gider. Nasıl olur? Toplama usulü olur değil mi? Bu bir ilim demek mi? Demek süpürmek için, süpürmek için demek ilim şart. Ardından ilmi eyleme dönüştürebilmek için bir kuvvet lazım. İlmi eyleme dönüştürmeyi tercih edebilmek için bir irade lazım. Bunların hepsini yapabilmek için bir hayat lazım. Bunu uygun bir daire çerçevesinde yapmak için hikmet lazım. Mehmet'i tanıyıp, acıyıp yapacaksın bir de şevkat lazım. Ya bu Mehmet'in Yardıma ihtiyacı var ben buna bir şefkat edeyim demek lazım. Şimdi az önceki Adana sokaklarındaki süpürge örneğinde bu süpürgede bu özelliklerden hangisi vardı? Hiçbiri. Bulutta hangisi var? Peki süpürge gidiyorsun lan bunu tutan olmalı lan böyle perde arkasından iş mi olur diyorsun? Buluta niye demiyorsun? Kuşa niye demiyorsun? Kuşta ilim mi var? Hikmet mi var? Şefkat mi var kuşta? Hangisi var? Bu özellikler süpürgede olmak zorunda Yoksa dünya ters dönse sana inandırabilir mi? Bu süpürgeyi bir tutmayan var. İnandıramaz değil mi? Mutlaka arkasında bu süpürgeyi kullanan ya da bu süpürgenin kendi kendine bu işi yapması gereken programı içine koyan bu özelliklere sahip birisi olmak zorunda. Kurtçuğun ne farkı var? Denizdeki onca balıkları, 200 bin doğuran mezgiti, 5 milyon doğuran kefali o kadar şeyleri temizleyen senin kanında al yuvar ak ne farkı var? 8 ton kan temizleyen senin vücudundaki bu sistemin ne farkı var? Şunu bir tutan olmadığına inanmıyorsun da onu bir tutan olmadığına nasıl inanabilirsin? Demek biz şunda kesinlikle bir parça akıl, insaf, ilim varsa anlarız ki bunca kainatta bunca temizlik faaliyeti varsa bu özelliklere sahip olmak zorunda. Ve bu özelliklere sahip zat da ismi Kuddüs olmak zorundadır. Şimdi sen bir gün aşağıda hayalin bahçesine insan. Bizim bahçemizde ne ağaçları var? Kamkat var, zeytin var, limon var, portakal var, limonlu, limon selviler var. Tam o esnada kamkatın yanından geçiyorsun. Gel Zeki ben kamkatım. Gel bakalım bir yanımdan geç. Vallahi. <laughs> Sen şu yaprağı görüyor musun? Senin evini hanımın bir hafta temizlemezse camların ne hale düşüyor? Ne hale düşüyor? Kirleniyor. Kirleniyor değil mi? Her gün aynı şekilde dolmuşa binmeye gidiyorsun. Bu yaprakları kim temizliyor? Senin camın üç gün temizlenmezse pert oluyor. <laughs> yaprakları der mi demez mi? O kamkatı yakara yapışır mı yapışmaz mı? <laughs> yapışır değil mi? Tam, tam. tam gafletin tarifini yaptık. Evde cam temizlenmese ortalığı kaldırırız. Her gün kamkatın yanından geçiyoruz. O yapraklar cillop gibi bize bakıyor. O kamkatın hakkı, hakkı yok mu? Camların temizlenmesi. Bak ben bugün arabaya bindim. Le Meğer kir kaplamış. Bir hafta önce yıkandı da araba. Arabayı yıkamasan perişan halde kamkatın yanından geçiyorsun. Yapraklarını kim temizliyor diye sormuyorsun. Oluyor mu peki böyle? O kam avukat yakalasa dese ki kardeşim camın temizliğine inanırsın da benim yapraklarımın temizliğine inanmaz mısın? Yoksa sen bilmez misin? Temizlik imandandır. O yaprağın temizliğinin nereye dayandığını bilmek imandan. Nasıl oldu? Oldu mu batin imana? Temizlik imandan hep tırnak kesmeye bağlı. Kainattaki temizlik faaliyetinde tevhid hakikatini yakalamak imandandır ve mezkur tanzim tevzin tezyin tanzif misillü o efali hakime hakimane azami dairede vahdeti i nebiyeleri noktasında bir tek sani vahidi gösterdikleri gibi esma-i hüsna'nın ekserisinin belki bin bir esmasının her birinin böyle birer cilve-i azamı bu daireyi i azamda vardır. Ve o cilveden gelen fiil, büyüklüğün nispetinde vuzuh ve katiyetle... Sen o cilveden gelen fiilleri gördün mü az önce kainatta? Gördüm. O fiil de büyüklüğün nispetinde vuzuh, Açıklı. açıklık ve katiyetle vahide ehadi gösterir. Vahid, Allah'ın kainatta, eşyada ve mevcudatta birliği. Ehad, zatında birliği. Vahide Ehat ne oluyor? Mevcudatın birliğine baktım, zatının birliğini gördüm. Mevcudada baktım aynı mührü gördüm mü Ne yazıyordu? İsmi Kutlüs, İsmi Kutlüs, İsmi Kutlüs, İsmi Kutlüs. Vahide Ehad. Anladın mı? Mevcudatın birliğinden, zatının birliğini anladım. Evet. Her şeyi kanun ve nizamına itaat ettiren hikmeti amme. Her şey değil mi? Bu temizlik faaliyetinde hikmetle değil mi? O hikmet Deryası'nda hepsi yıkanıyor. Doğru mu? Hikmeti amme ve her şeyi süslendirip yüzünü güldüren inayeti şamile. İnayeti şamile ne demek? Her şeyin yüzünü güldürüyor. Toplu her şeye yardım etmesi manasında değil burada. Ta dersin başında ne konuşmuştuk? Kullanıldığı yere göre mana var. Onu anlamamız lazım. Burada inayet şamile ne oluyor biliyor musun? Böyle onun yardımı, gel elinden tutayım yardımının kainatı kuşatması demek değil. Yüzünü güldürme diyor ya. Burada İsm-i Kuddüs'e yani neye tecelli etse, yaprak, arı, kuş sanki kainatta sadece onunla ilgileniyor gibi tecelli ediyor. Mesela bir yaprağa bakıyorsun, bütün kainat o yaprağın temizliği için memur gibi. Ama yıldıza bakıyorsun, yıldızda da aynı mana çıkıyor. Bir kuşun temizliğine, sineğin temizliğine bakıyorsun, gene bütün kainat sanki onun için yaratılmış manasında var. İşte sanki bütün kainata kendini bu hususu hissettirme manası, yüzünü güldüren diyor bak dikkat et, buna inayeti şamile deniyor. Burada yerine göre farklı bir kavram var. Oldu mu koyuncu? Hangi mevcudatı örnek alsak sanki bütün kainatı ona memur etmiş. Onunla özel ilgilenmiş. Bu yüzden yüzünü güldürüyor. İnayeti şamile ve her şeyi sevindirip memnun eden rahmeti vasia ve zihayat her şeyi beslendirip lezzetlendiren rızkı umumi iyaşe ve her şeyi umum eşyaya münasebettar ve müstefit. Burada ismi Kuddüs varken bunlar da es geçilmemiş. Ama şimdi her birine ayrı ayrı girsek çok uzun çeker. Bizim anlamamız gerekli olan şey, İsmi Kuddüs bunların bir tamamını tazammum ediyor, İçinde barındırıyor. Rızkı umumi diyor ya O mikroplar ya cisetlerimiz onlara rızık oluyor direkt. Hem o temizliğin içinde şey de var yani rızık da var. Evet. Ve bu birçok temizlik bu şekilde hallediliyor. Rızık ümimi olmuş oluyor gibi böyle böyle isimlerin tecellileri de var evet, veya sıfatları evet. diye. Aynen. O. Hem rızık oluyor. Farkiye bir de, de temizlik yaptırıyor. Aynı anda ya. Aynı diyor. Yani madalyon düşün. Bir yüzü ismi Kudüs yazıyor. Diğer yüzünde ismi Rezzak, değil mi? Bir çeviriyorsun ikisi aynı aynı eylemde. Temizlerken rızık o. vallahi çok ilginç. Çok garip ya. Saç kılını bes yiyen var ya. Değil mi? Baytlar. Saç kılıyla besleniyor. Ve her şeyi umum eşyaya münasebettar ve müstefit Müstefit ne demek? Müstefit, fayda değil mi? İstifade, fayda. Yani her şeyin birbirine faydasını da sağlıyor. Bak ismi Kudüs esasında oluyor bunlar ha. Şu aynı anda kaç iş yaptırıyor Allah Allah Sübhanallah ya. Ve bir derece malik eden hayat ve ihya gibi kainatın yüzünü güldüren, ışıklandıran bedihi hakikatler ve vahdani fiiller ziya güneşi gösterdiği gibi tek bir zatı hakim kerim, rahim rezzak, hay ve muhiyi bilbedahe gösteriyorlar eğer her biri birer bürhanı bahiri vahdaniyet olan o yüzer geniş fiillerden tek birisi vahidi ehade verilmezse yüzer ve cihte muhaller lazım gelir. Mesela onlardan değil hikmet, inayet, rahmet, iaşe, ihya gibi bedihi hakikatler ve vahdani deliller belki yalnız tanzif fiili kainat halıkına verilmezse o vakit ehli dalaletin o mesleki küfrisinde lazım gelir ki ya tanzip ile alakadar zerreden sinekten tut da unsurlara, yıldızlara kadar bütün mahlukatın her biri koca kainatın tezyinini ve tezizini ve tanzimini ve tanzifini bilecek. Şimdi gök cisimleri buraya düşmüyor ya kara delik temizliyor bunu. Şimdi o kara deliğin bizim burada tefsir dersi yapacağımızı bilmesi lazım. Aynı esnada şu an büyük ihtimal ecmel vere uyuyordur. Ay o bebiş de uyuyor. Dur dokunmayayım demesi de lazım. Dünyanın muhtelif bir yerinde birisi yeşilliğin üstünde piknik yapıyordur şu an. Ulan şunun da pikniğine dokunmayayım diye bilmesi lazım. Ya kainatta bu temizlik işini yapan her bir mevcudat bütün kainattaki her şeye muttali olacak. Her şeye ıttıla olacak. Her şeyi senin kanındaki hücre, hücre ta başka gezegenlere kadar hakim olmak zorunda. Ya da bütün kainatı tamamen ilmiyle, şefkatiyle, hikmetiyle kuşatmış tek bir zat olup bütün bunlara emir vermek zorunda. Hangisi daha akla yakın geliyor acaba? Zaten birincisi muhal üstü muhal niye iki tane maddede bu sonsuz bilgi güç olsaydı zaten birbirlerini yok etmeye uğraşırlardı. Niye bir köy iki muhtarı kabul edemez? Düşünecek ve ona göre davranacak bir kabiliyette olacak Veyahut yahut halık alemin sıfatı kutsiyesi kendisinde bulunacak Veyahut yahut bu kainatın tezyinat ve tanzifatı Tezyinat ne demek? süslemek, tezyinat ve tanzifat ne demek? Temizlemek. Evet. Ve varidat ve masarifinin muvazenelerini varidat masarif gelir gider. Tanzim etmek için kainat büyüklüğünde bir meclisi meşveret bulundurulacak. Hani az önce dedim ya benim odam temizlenirken bazen belgeler birbirine karışıyor. Ya şu bulut şurayı sular temizlerken şu faydayı da gözetsin diye kainat büyüklüğünde meşveret etmeleri lazım. Ve hadsiz zerreler, sinekler, yıldızlar o meclisin azaları olacak ve hakeza bunlar gibi hurafeli, safsatalı yüzer muhaller bulunacak. Ta ki her tarafta görünen ve müşahede olunan umumi ve ihatalı ulvi tezzin ve tathir ve tanzip vücut bulabilsin. Temizleme, düzenleme, süsleme aynı anda. Devam. Bu ise bir muhal değil, belki yüz bin muhal ortaya girer. Evet. Eğer gündüzün ziyası ve zemindeki umun parlak şeylerde temessül eden hayali güneşçikler güneşe verilmezse. Şimdi biz sahilde gezerken böyle damlacıkların üzerine baktığımızda neyi görürüz gündüz vakti? Güneşi görürüz sen aa bu zaten güneşin cilvesi demezsen her bir damlacığın içinde güneş olduğu saçmalığını kabul etmek zorunda kalırsın. Ne demek oluyor bu? Yani sen bütün temizlik faaliyetini Allah Azze ve Celle'ye vermezsen kainatta müşahede ettiğin bütün temizlik faaliyetlerinin içerisinde ilim, irade, hayat, şefkat, hikmet kabul edeceksin ki kuşlardan, hücrelere, kurtçuklara hepsi o temizlik faaliyetini kainat bir meşveret meclisinde anlaşabiliyormuş gibi. Bak meşveret meclisinde olmaları da bir şey ifade etmiyor. O meşveret meclisinde bir de ortak fikir ittihat çıkması lazım. Bir tek güneşin cilveyi inikasıdır denilmezse o vakit zemin yüzünde parlayan bütün cam parçalarında ve su katrelerinde ve karın şişeciklerinde belki havanın zerrelerinde birer hakiki güneş bulunmak lazım gelir. Ta ki o umumi ziya vücut bulabilsin. İşte hikmet dahi bir ziyadır. Rahmeti muhita bir ziyadır. Tezyin, tevzin, tanzim, tanzif, muhit birer ziyadırlar ki o şemsi şu ağlarıdırlar. İşte gel bak dalalet ve küfür nasıl hiç çıkılmaz bataklığa girer. Ve dalaletteki cehalet ne derece ahmakane olduğunu gör. Elhamdülillahi ala dinil islami ve kemelil iman de. Evet, kainat sarayını tertemiz tutan bu ulvi, umumi tanzif, elbette ismi Kuddüs'ün cilvesi ve muktezasıdır muktezası icap eden değil mi? Bu isim varsa onun gerekliklerini de biz kainatta müşahede ederiz. Evet. Nasıl ki bütün mahlukatın tesbihatları ismi kuddüse bakar. Öyle de. Tesbihat ne demek biliyor musun? Allah'ı böyle bütün kusurlardan uzak tutmak demek. Bu da ismi kuddüse bakıyor. Ya öyle olmuyor mu? Değil mi? Bu da ismi kuddüse bakıyor. Allah bütün eksik kusurlardan uzaktır diyor. Ne yapmış oluyor? Zat-ı pak. Değil mi? O temizliyor. Bu da ismi Kuddüs'e bakıyor. Hem de belki en yakın baktığı manalar. En yakın yani. Şimdi bu cehennemin gerçekten en yakın baktığı manalardan biri değil mi? Temizlik. Öyle de bütün nezafetlerini de Kuddüs ismi ister. Haşiye. Kötü hasletler, batıl itikatlar, günahlar, bid'alar manevi kirlerden olduklarını unutmamalıyız. Kötü huyu bile manevi kir. Adam hala diyor ki ben içki içmiyorum. Ya ahlakın. Her gün yalan söylüyorsun, hak yiyorsun. He? Nezafetin bu kutsi intisabındandır ki En nezafetü minel imen Temizlik imandandır. Hadisi nezafeti imanın nurundan saymış. İnallâhe yuhibbüt tevvâbîne ve yuhibbü'l-mütedahhirîn Muhakkak ki Allah çok tövbe edenleri ve temiz olanları. Bak görüyor musun? Tövbe eden ve temiz olan. Allah Allah. Nasıl bağdaştı değil mi artık? Ayeti dahi tahareti, muhabbeti ilahiyenin bir medarı göstermiş. Önce Allah Hazreti Adem'e bütün isimleri öğretti. Ayeti ile başlayalım. Buradan öğreniyoruz ki insana öğretilen isimler sonsuz. İnsan marifeti genişledikçe bu isimlere yenisini katıyor. Marifet de kuşkusuz marifetün nefsten ibaret. Ne demek bu? Marifetün nefs. Aynen öyle. Önce kendini bilme. Marifet kuşkusuz marifetün nefsten ibaret. Yani bir insan kendisini tanımadan bilmeden az önceki olayların hepsi bize bakan olaylar. Kendimi ne kadar biliyorum? Kainatı ne kadar müşahede ediyorum? Bütün bunlar anlamayla alakalı bir olay. Bunları bilmeden Allah'ı tanımanın hiçbir imkanı yok. Zira isimler bünyemizde ders edilmiş, kendimizi bilme oranımız arttıkça isimleri de bilme oranımız artıyor. Anladın mı? Hz. Adem'e isimler öğretildiğinden bir manada Allah'ın esması. Bizim içimize de derç edil ders edilmiş mi? Ne yapınca açığa çıkıyor? Marifetün nefs. Marifetün nefsin marifetullah'a götürmesi sırrı tam da bu ayette gizlidir. Allah'ın isimlerinin her birinin arasında mevcut bir hiyerarşi de bulunuyor zat isimleri sıfat isimlerinden, sıfat isimleri fiil isimlerinden kıdemlidir. Buna Risale terminolojisinde şuun, sıfat, esma diyebilirsiniz. Şuun, ne diyoruz şuuna özellikle? İlahi diyoruz değil mi? şuunat ilahiye. Zat isimleri ya da şuun diğer isimlere kıdemli olması manasında ismi azam oluyorlar. Çoğu zaman nimetin devamlılığı gaflete sebep olur. Nimet elden çıkınca nimetin kıymeti akıllara görünür. Şimdi 5 saattir dersteyiz ya, ömrümüz böyle geçiyor gibi zannediyoruz. Bir elimizden cuma dersleri alınsa ancak o zaman anlarız. Nimetin devamlılığı gaflete sebep oluyor. Her yerde var olan suyu yok düşünün. Su nedir? Su coğrafyanın hikayesidir. Ne oldu hikaye? Yok oldu. Aktığı yer bağ bahçe olur. Toplandığı yer göl olur. Biriktiği yer deniz olur. Ulaşmadığı yer çöl olur. Rahmet ve inayetin arşı sudur. Dünyanın da dörtte üçüsü olduğuna göre yaptığınız planların suya düşme ihtimali büyüktür. Subhaneke la ilme lena illam en lem tenâ inneke alimul hakim. Ve ahire davahümel hamdulillahi rabbil alamin el fatiha mesela.